İsmail'i çıkarttın. Şimanski'yi 8'e çektin. Arkasında Kurniç var abi. Orta sahayı komple verdin zaten rakibe. En büyük hata. Bak, ya böyle bir şey olabilir mi? Bak Kenti menti falan geçiyorum abi. Oyun öyle bir oyun değil. Oyun şey değildi yani, bizim ceza sahasının içinde oynadığımız bir oyun değil abi. Atak sürekliliğini devam ettirebilmen için dönen topları toplaman lazım. Biz şey İsmail'i çıkartıp Batshuayi falan oyuna alınca dönen top rakipte kaldığı an 6 kişi seyrediyor. Tadis seyrediyor. Ceko seyrediyor. Batshuayi seyrediyor. İşte İrfan yani elinde zaten öyle bir oyuncu değil. Dönenleri de abi bizde bak bugün Crespo olsa iş yapardı biliyor musun? Bak Crespo yapardı olsa, tabii abi yapmaz olur mu ya? Çatır top oynardı. Abi, sonuç başka olurdu. Abi ne yapacaksın? Geri 70 metre koşmamak için dönenler sezon başında niye iyiydik? Dönenleri topluyorduk, bir daha gidiyorduk. Dönenleri topluyorduk. Rakip orta sahayı geçemiyordu. Şimdi öyle değil ki. Yani İsmail'i de çıkardın. Kurunis zaten temposu belli be. O onun başka bir oyunu. Yani başka bir oyunun oyuncusu. Bir de dönenleri toplayamayınca bu sefer 70 metre geri koşmaya başladın abi. Yani o abi rakip benim, ikinci golde rakip iki kez gelip iki tane gol atıyor. Yani ya bunu nasıl anlatırsın? Şunu nasıl bak, şimdi şöyle bir şey var. Bir maç aklına getir. Gözlerini kapa. Bir tane takım 23'te 2 yapıyor. Öbür takım 2'de 2 yapıyor. Yani bununla ya bu inanılmaz bir şey. Ya yani ya sen yaptıklarında doğru işler yapmıyorsun. Defansif anlamda doğru yaptıklarını ayrıca artık bu maç üzerinde yapamıyorsun. Abi birincisi bak yediğin iki golde de birincisinde Ferdi hiç yapmayacak adam. Ferdi'nin %100 hatası. İlk de Livakovic kurtardı. İkincisinde yedi. Bak hayır, iki Ferdi'nin yaptı. Tabii yani ya neyse abi ilk pozisyon zaten o gollük hataya sebebiyet vermesi bak, benim için yeterli. Bozdu. Hiçbir şey yapmasa iki adım öne çıksa o pozisyon olsaydı. Ya takım hata geliyorsun yapmaz. Abi Ciku oradan o topu vurdurmayacaksın babacığım. Eğer o adamı marke ediyorsan alanını kaybedip o adamla birebir de kaldıysan ceza sahası dışından o şutu o adama çektirmeyeceksin. Ki Ciku gibi bir stoperin o şutu çektirmesi benim inanılmaz abes geldi bana yani. Ama aynı marke de, ettiğin adamı o şekilde o şutu çektirmeyeceksin abi. Hasan yani yani ben söyle abi. Livakovic'in çok büyük hata abi her gelen gel top gol olacaksa İrfan Can geçsin kariye abi. Abi ben var ya geçtim kurun içine falan filan. Gerçekten söylüyorum ama bu futbolla oynayamazsın böyle. Bu futbol abi bu futbol sana gelişmesi şey lazım. Aynen bu futbol eğer ki bak zaten sen içeride de, sen bu oyunu oynuyorsan abi bu oyunla şampiyon olamazsın bak bunu konuşalım. Bu oyunla sen Kadıköy'de oynadığın bu futbolla şampiyon olamazsın. Bu futbol, şampiyon futbol değil. Ben 10 dakika gördüm sen Kent'i. Sen bugün neyi yaptın abi? Mesela örnek veriyorum. Sağdan güzel ortalar yapıp arka direğe toplar boşalttın. Bu kadar başka bir şey yok ya. Yani oradan birisi kapasını kaldı. Orta sahayı alamadın ki. Orta sahayı alamadın abi. Kurnuş'un olduğu hiçbir orta sahayı da alma şansın yok abi. Yani toplayamadın abi. %78 pas isabetiyle oynamış Kurnuş ya. Fecal. Geçen haftalarda dediniz ki zemin kötüydü. Deplasmanlarda ondan böyle oynayamadı. Hazır değildi. Bu adam %78 pas isabetiyle oynuyorsa bu adam pasör değil. Kesici de değil abi. 12 tane top kaybı var abi. Bir tane pas arası bir tane de kop çalması var. Bu nasıl o 6 numara abi? Şöyle düşüneceksin kadro mühendisinin devre arasında. Kupa maçı da dahil. Yani bugün gönderilmek istediğin iki futbolcu süre bulmaya başladı. Aynen. Bu kadar acizlik. Aynen. Yani kupa maçında bugün de Kenti kurtarıcı koyuyorsun oyuna. Senin ne kadar kendi bacağına kurşun sıktığını, nasıl iyi giden bir şeyi kendin yine bozduğunu ispatıdır abi. Benim kızdığım nokta bu. İyi başladık sezona, iyi giderken. Ya bu devre arasında ne gerek vardı? Abi hiçbir şey yapmasaydın daha iyiydi. Yani ben bugün yedeklere baktım. Utandım abi yani. Böyle bir şey olmaz yani. Zayt'ın kurtarması değil abi. Biz zaten onları söylüyoruz. Hani yani şimdi ne diyeceğiz abi? Biz haklı çıktık. Muazzam. Doğru tespit. Erkan sen futbolu iyi gözüküyor. Sokmuşum ona. Ben orasında değilim olayı. Ben olayın burasında da değilim kardeşim. Göreceğiz falan. Hata yaparsa kovarız. Ne oldu abi? Benim elime ne geçti ki ne? Ben yıllarımızı veriyoruz burada. Oturuyoruz. Konuşuyoruz anasını satayım. Hep aynı yerde. Hep aynı zamanlamada. Bir iki hafta öncesi de bir iki hafta sonrası takılıyoruz. Ya burada bir futbol aklının olması lazım. Kardeşim şunu sorman lazım kendine ya. Senin ara transferde daha iyiye gitmen lazım. Ara transferin amacı odur zaten. Takım eksiklerini görür ona göre gider yapar. Sen hiçbir şey yapmadın abi. Sen 6 numaraya yama yaptın ya. Crespo yolladın yama yaptın. Bunu getireceksek Crespo kalsaydı. Şimdi Erkan abi ben bir şey daha söyleyeyim. Bu Kent'le alakalı şey deniliyordu. Kent yönetim karar verdi. Ali Koç deplasmanlara götürülüp deplasmanda mobbing uygulanacak. Hiçbir şekilde süre verilmeyecek deniyordu. Bugün sen bu oyunu aldın mesela. Geçen hafta neden almadın abi? Geçen haftaki maçta. Antep maçında yani kupa maçında Antep maçında.
Orada oyuncular sıkıntıya giriyor. Tadiç orada sakatlansa Fenerbahçe bu sezonu tamamen kaybedecekti. Niye orada almadın da bugün aldın? Abi sen bu kadar boşal, doldur boşalt oynuyorsan Çeko'yu niye oyundan çıkarıyorsun ya? E söylüyoruz ya işte. İsmail'i niye çıkardın sen oyundan? Ben anlamadım. Bak Krunic ikinci yarıda yoktu zaten sağ doğru düzgün. Sen niye çıkarıyorsun? Orta sahadaki tempoyu tamamen kaybettik, rakibe verdik biz. E bu kadar doldur boşalt yapıyorsun. Çeko'nun orada olması lazım. Zaten ikinci golün gelişine bakın. Yapılan ortada kafayla vuruyor, gol oluyor. Ya artık diyoruz bak kardeşim, o zaman da söyledik. Bu hocanın yanına doğru düzgün bir tane yardımcı adam alıp doğru düzgün uyarılarını yapsın. Ben demiyorum bak sahayı yönetsin, oyuncuları yönetsin, taktik versin. Ama doğru düzgün şu değişikliklerde belki ciddi katkılar verecektir. Bu panik, yanındakiler de panik. E takım sahada zaten kendini gösteriyor o panik havasını. Her pozisyonda faul olmasına reaksiyon veriyor. Yani normalde deneyimli, aklı başında bir oyuncu abi oyun sürekliliğini ister. Bizimkiler ikinciliğe, yani ikiliye girmeye çalışıyorlar. Ama niye bu mesela deplasmanda daha çok, belki daha az oluyor da ev sahasında daha fazla oluyor? Bu da başka bir günün sorusu. Ya belki bugün konuşmamız lazım. Ya Fenerbahçe bak, Fenerbahçe abi sürekli son 4-5 maça baktığımız zaman, kupa maçını saymıyorum. Ya sürekli gollerin hepsi bireysel performans abi. Cengiz çekiyor atıyor işte, İrfan kafa vuruyor vesaire vesaire. Abi ya Fenerbahçe'nin 4-5 maçta bir tane bak, bir tane merkezden atağı yok abi. Ya Fred gittiğinden beri Fenerbahçe'nin bir tane doğru düzgün merkezden atağı yok. Yani bireysel performanslar yorulduğu zaman, örnek vereyim Şimanski, Tadic, Džeko falan, artık bir yorgunluk çöktüğü zaman Fenerbahçe oynayamamaya başlıyor. Yani burada devreye girmesi gereken kişi İsmail Kartal. Ya abi yanlış anlamayın ama ya bu takım Alanyaspor ligde 14. sırada, sen birinci sıradasın. Elinde işte Džeko, Tadic, Şimanski, Fred sakat. Ya bakıyorsun stoperde, senin stoperinde Çağlar Džiko oynuyor, Bonucci yedekte. Ya abi sen bu kadroyla Alanyaspor'u içeride yenebilmen için yani ne olması lazım abi? Senin eline ne bileyim Mbappe, Haaland, işte De Bruyne, Rodri, ne bileyim Sterling falan, onların mı olması lazım ya abi? Ya Alanyaspor'u yenmen için daha elinde ne olması lazım? Yani sana kimi transfer edelim, kimi verelim yani? Neyi istiyorsun? Allah için söyle de ki ya ben De Bruyne istiyorum, açalım tak. Transfer sezonunu açtıralım, De Bruyne al, inşallah öyle şampiyon olursun. Yani Fenerbahçe'nin şampiyon olması için elinde daha kimin olması lazım? Yani Furkan, lazım? Furkan bir şey söyleyeceğim kardeşim. Yani bu kadro, kimse kusura bakmasın, Fenerbahçe tarihinde yani bu tarz kadrolar 3 tane 4 tane hocaya maksimum verilmiştir. Bu kadar iyi kadrolar, bu kadar alternatif bir kadrolar. Ya bu kadro, bak bu kadronun bir tık üstü Van Hooydonk sakatlandığında Anelka'nın alındığı kadro. Yani bu kadronun abi üstü o yani. Bak, yok abi. Şunu söyleyeceğim. Bak, burada senin forvetinde abi Džeko, kanadında Tadic, sağ kanadında Cengiz, Cedi, İrfan, orta sahanda Şimanski var abi. Yani Allah'tan abi burada kardeşim. Daha Furkan burada editler yapılıyordu ya. Daha ne oldu? Fenerbahçe yine kimi verelim yani? Fenerbahçe düşen takımlara bu puanları vererek şampiyon olamaz kardeşim. Ya abi bak 2-2'den sonra Fenerbahçe'nin oynaması gerekirken Fenerbahçe düştü abi ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? 2-2'den sonra Fenerbahçe'nin basması gerekirken Fenerbahçe düştü. Ya dünya üzerinde bu kadar iyi giderken, şampiyonluğa oynarken 2-2'den sonra, dakika 70'ten sonra topu rakibe kaptıran bir takım şampiyon olamaz abi. Olamaz, olamaz. İsmail'i çıkarttın Krunic oyunda. İsmail'i çıkarttıktan hemen sonra adamlar topu aldı, dandum gelmeye başladı. Ya belki biraz yetenek, biraz şans olsa sana 3'ü de atacaklardı. Livakovic kurtarmasa 3-2 kaybediyordun maçı abi. Yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesine bakın. Bak isterseniz Galatasaray'la da karşılaştırın. Ya bizzat karşılaştırın ya, Fenerbahçe'nin kadrosu Galatasaray dahil bu ligdeki Anadolu takımlarının 3 katı 4 katı. Galatasaray'dan bir tık iyi, diğer takımların 3 katı 4 katı. Ya gerçekten bak elini vicdanına koy İsmail Kartal. Bak elinde ne olması lazım ya? Ne istiyorsun? Kimi istiyorsan geldi, kimi istiyorsan gitti. Zayt istedin, Zayt'ı aldılar. Bak sözleşmeyi inledik. Sen Kent'i istemiyorsun, Kent'e öyle böyle muamele çekiyorsun. İşte mobbing uygulanacak Cercürt. Senin istediğin bir ay boyunca, bak bir ay boyunca ısrar ettiğin Zayt'ı almıyorsun. Ya düşünmediğin kadroda istemediğin Kent'i oyun alıyorsun kurtarıcı olarak. O zaman ya ne denebilir abi? Ne istiyorsun İsmail Kartal? Yani ne olması lazım abi? Yani ne bileyim, bir sana özel olarak bir robot kodlayalım sana, onu mu verelim şampiyon olabilmen için? Alanyaspor'u, 14. sıradaki Alanyaspor'u içeride yenebilmen için, top oynayabilmen için sana ne verelim abi? Ne istiyorsun yani?
Daha tam olarak sana ne lazım abi? Abi bak, Fenerbahçe burada geçmiş dönemlerde ne deniyordu? Fenerbahçe düşen takımlara puan vererek şampiyon olamaz falan filan. Abi Samsun küme düşecek muhtemelen. 2 puan verdin Kadıköy'de. Bu Alanya küme düşmeme mücadelesi veriyor. 2 puan da buna bıraktın, 4 puan. Yani abi kelimeler kifayetsiz. Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. Sen bu futbolla, yani bir de işin kötü tarafı ne biliyor musun? İçeride Trabzon'a yeniliyorsun. İçeride Trabzon'a yeniliyorsun. Trabzon ki rezalet Trabzon. Rakibin içeride dışarıda adamları tokatlamış. 6 puanlık yapmış. Sen içeride 3 puan verdin abi. 9 puan sen böyle gitti zaten. Trabzon, Alanya ve diğer takım 9 puan gitti abi. Bir şey, Samsun 9 puan gitti. Sen nasıl şampiyon olacaksın abicim? Bak hemen acilinden sabah toplantı mı? Ne yapılıyor? Hemen bir istişare, neyi değiştirmemiz lazım? Bak bu kaos futbolunu ben bir maç daha görmeyi kaldıramam yani, onu söyleyeyim. Böyle bir futbol yok. Böyle bir futbol yok takım oyunu. Ya bak aklım almıyor ya. Bak ben olsam, ben profesyonel bir adam değilim. Oyunu doldur boşaltı çeviriyorsun. Ceko'yu çıkartıyorsun. Batshuayi içeride. Abi sen iyi misin ya sen? Sen hani hiç mantıklı bir şekilde senin yanındaki bir adam da mı uyarmıyor seni? Demiyor mu yanındaki bir adam? Lan dur oğlum, ne yapıyorsun? Madem böyle oyun oynayacaksın, bu Ceko kalsın. Kafasına çarpar, bir top indirir, biri gelir vurur. Karamboldan atarsın, Ceko attırır onu sana. Tadic, bak Tadic bir açıklama yapmış. Diyor ki bak, analiz şampiyon olmak istiyorsak Alanyaspor içeride puan kaybetmemeliyiz. Bak durumun özeti bu abi. Şampiyon olmak istiyorsan Alanyaspor'a içeride puan kaybetmemen lazım. Hadi biz futboldan anlamıyoruz mesela. 35 yaşındaki bak Sırbistan'ın en iyi oyuncusu analizi koymuş. Şampiyon olmak istiyorsan Alanyaspor'a içeride puan kaybetmemen lazım. Basit ez cümle. Yani tek bir cümle basit. Alanyaspor'a içeride puan kaybetmemen lazım. Bu kadar. Bunun başka bir açıklaması yok. Abi o kadar insan var ya, çok bazen şey söylemek istiyor da daha erken diye işte kendini zor tutuyor. Yani bir aynen ya, bir Ryan Kent hamlesi nedir abi? Ne katacak sana? Bak senden çok şey götürecek ama. Yani maçı da alamadı sen Ryan Kent. Yani ama demezler mi adama, kardeşim sen bu adamı kovalıyordun ya. Son güne kadar şimdi kurtarıcı diye koyuyorsun. Yani hangi mantık sana Ryan Kent aldırdı bugün oyunu? Yani rakip o kadar kapandı, sen Ryan Kent'le açmaya mı çalıştın? Ne bileyim. Onu oynasa adam. Ya abi oynasa ne olur be, gözünü seveyim. Benim problemim Ryan Kent değil ki. O kadar iyi oynayacak. Abi, sen sezon başında 10 kez korurdun yani abi, onu. Diyorum ki beni ha, söyle sen. İsa kanada aldın abi. Ha evet, bak bunu söyledin ya biraz önce. Hem ters kanada koyuyorsun. Yani. Ve bak adamı oyuna almasından ziyade adamın iyi oynaması ve bir şekilde kaleye gitmeye çalışması beni sinirlendiriyor. Yani adam bir de hani performans verdi. Hani düşün. Bak Ryan Kent oyuna girdi ya. Herif bok gibi oynasa bence bir kişi bile Ryan Kent'e laf etmezdi. Adam çünkü oynatmıyorsun zaten. Herkes derdi ki lan sen bu adamı niye oyna alıyorsun? Madem bir ümidin yok, adam bak top da oynamıyor. Herif küsmüş zaten. Gitmek istemiş. Gitmek istememiş. Yollayamamışsın. Senin suçun yani bu adamı oyuna almak. Ama adam üstüne bir de çabaladı ya. Adam kaleye gitti. Topuk pası verdi. Adamları oyundan düşürdü. Hani 10 dakikada bir şey yapmaya çalıştı. Beni bu kudurttu yani. Hani demek ki bu adam oynasaydı, bu adama o evladı muamelesi yapılmasaydı, King sakatken bile bu adam hani forma şansı bulamadığı durumlar oldu. Yani belki de bu adam gerçekten kanattan gelecek. Hani o delici bir adam çünkü, dediğim gibi. Bir şekilde oyunu açabilecek bir adam bu yani. Hani o tarz bir oyuncu. Takım oyun için lideri değil. Oyun kurucu değil. Hani ama kaos futbolu, çok güzel terim bak, kaos futboluna döndüğü zaman iş yapabilecek oyuncu tarzı bu işte. Emre Mor da bu tarz bir oyuncuydu. Dandun giderken topu ayağına alınca bireysel yetenekle bir şey yapabilecek bir oyuncu bu. Sen bu oyuncuyu küstürün, öbürünü de yolladın. Takımda yok yani böyle bir oyuncu. Abi o zaman eşek gibi oturup setle uğraşacaksın yani. Sabahtan akşama kadar bu takımı birlik olarak oynatmakla uğraşacaksın. Yani dandun top oynanırken sen bu adamı oyuna atıyorsun. Adam performans veriyor. Madem bunu oynayacaktın önceden, sen bu adama niye forma şansı vermedin? Bu adamı oyuna at. Ya abi yok ya, vallahi tekrar aynı şeyi söylüyorum yani. En çok beni bu delirtti gerçekten. Ya İsmail'i oyundan çıkartması ayrı konu. Yani ona hiç girmeyeceğim bile. Ya kenarda sürekli panik olması ayrı konu, ona da girmeyeceğim. 2-2'den sonra o takımın düşmesi. Yani dediğim gibi baştan beri hani Cengiz ve Ceko, bu ikisi zaten bir. Yani Cengiz ve Ceko, Cengiz'in o kesme ortaları, Ceko'nun kafa vuruşları. Hatta İrfan, bir kere İrfan'ı oyuna alıp Ceko'yu çıkartmıştı hoca birkaç maç önce. Ona ayrı çıldırmıştım. Hani madem alıyorsun oyuna,
Yani şey pardon, Cengiz'i oyuna alıp Dzeko'yu çıkartmışlar. Diyordum yani Cengiz zaten Dzeko'yla bir. Adam Roma'da da aynı şeydi. Hani orta kafa golleri var. Sen gidiyorsun bu ikisini birlikte oynatmıyorsun bazen. Bu maçta da abi Dzeko sürekli çizgide top alıyor. Tamam Dzeko evet geriye gelir, top alır, dağıtır, fiziğini kullanır. Szymański önde basar. Tamam da yani her maç aynı mevzu mu? Senin gole ihtiyacın var. Dzeko resmen Tadiç'e döndü ya bir ara. Bakıyorum böyle sol taş çizgisinin orada falan top alıyor Dzeko'ya. Orta açmaya falan çalışıyor. Cengiz hala oyundayken. Ya abi 2 metre boyunda pivot santraforumuz var. Gole ihtiyacımız var. Adam hala çizgiye basıyor. Tadiç çizgiye basıyor. Ya hani hiç mi özgürlük vermeyeceksin abi bu adamlar artık ya. Tamam kötü oynuyoruz bir de. Hani iyi oynuyor olsak dersin ki takımın bir düzeni var. Ben bunu bozmak istemiyorum. Abi kötüye döndüğün zaman versene Tadiç'e o özgürlüğü. Basmasın artık çizgiye ya, ortaya çeksin kendini, oradan belki bir oyun kursun. Her maç adam götünü dayayıp topu alıyor. Tamam Ferdi ile beraber iyi iş yaptığı maçlar oldu ama maç içerisinde bu olmadığı zaman, bak maç içerisinde bu olmadığı zaman artık aynı şeyi tekrar yapmasın bu adamlar. Söyle kardeşim, siktir et, koyma kalçanı ya, ortaya doğru sal kendini, bir ara pas atarsın, bir şut çekersin ya. Yok yani müdahale sıfır abi. Oyuna müdahale sıfır. Benim sinirlendiğim şey de bu yani. Bu kabul edilemez bir şey abi. Ben de katılıyorum. Burak. Onur sen de istersen söze gir Burak. Ondan sonra açıklamak. Abi herkes aynı şeyleri söyledi ya. Yani teknik olarak söyleyecek bir şey yok abi. Ne diyeyim şimdi? İsmail Kartal'ın ezber aynı şeyleri. Alternatif planlarının tutmadığına rağmen ısrarla aynı şeyleri yapması. Yani 3 maç oldu. 3 maç aynı şeyi yorumladık biz. Yani 4-4-2'ye dönerken merkez zaten sayısal olarak eksiliyor. Bir de enerjik olanı yani 4-4-2'ye döndükten sonra Szymański'nin adını duymadık. O Szymański'nin suçu değildi. Yani sen o 4-4-2'ye... 8'e geldi abi, çok geriye geçti. İşte geçelim. Yani sen o 4-4-2'ye dönüyorsan beğenme oyuna Mert Hakan'ı falan alıp merkezi İsmail'le Mert Hakan ikilisi atlet tutmalıydın. Orta gole döndürdün, Dzeko'yu niye çıkartıyorsun? Tadiç konusunda katılıyorum yani biraz alternatif plan yaratırken. Yani oyuncu sokmak gerekmez oyunu her zaman. Bazen içeride bir çizik yapabilirsin. Tadiç'i merkez alıp 4-3-2 çubuğa dönebilirsin. 10 numaraya çekebilirsin. Kent içeri aldığında mesela Tadiç'i merkeze çekip Kent'i öne atıp sağ öne İrfan'ı koyabilirsin. Dzeko'yu o zaman çıkartır. Yani Onur abi çok... araya gidiyorum, kusura bakma. Ben az önce söyleyecektim sen söze girmeseydin. Sırbistan'da bak, Sırbistan'da en çok milli takımlar içinde en çok gol şansı yaratan oyuncu Tadiç. Ya Tadiç sadece Sırbistan olarak değil abi. Yani Tadiç dünyanın her liginde, yani bütün istatistiklerde her sene en çok kilit atanlarda, en çok asist öncesi, asist imkanı olan oyuncuların ilk 5'te zaten. Yani bu adam 40 maçtır burada. Oynar, bu adam, her şey oynar abi. Bu adam 40 maçtır burada abi bak. Bir kere bu adamı forvet arkasında denemedi. Szymański formsuz mesela, İsmail'i çıkartacağına Kent'i oyuna mı almak istiyorsun? Al, problem yok. O zaman Szymański Kent değişikliği yapıp Kent'i kanada atıp neden merkeze Szymański'nin yerine Tadiç'i almıyorsun? Tadiç en son forvet arkasında hatırlarsanız bir tane asist yapmıştı. Son forvet arkasında ilk bir maçın ilk yarısını oynamıştı. Bir tane asist yapmıştı. Bir tane de Dzeko karşı karşıya kaçırmıştı. Ya illa böyle çok ne bileyim radikal değişiklikler yapmana gerek yok. Bazen oyuncuların yerini de değiştirebilirsin. Ya şimdi İsmail gereksiz Kartal, bak. Panik yapıyor. Tane... Bak panik. Bütün değişiklik panik değişikliği. Ya Batshuayi, Dzeko'yu alıyorsun. Çift forvete dönüyorsun. Daha sonra 2 dakika sonra Dzeko'yu da oyundan alıyorsun. Abi böyle saçma sapan bir değişiklik olamaz ya. Olamaz. Bir kere değiştir kardeşim. Ya Szymański formsuzsa çıkart bir maçta. Ne bileyim Tadiç'i şeyde dene, merkezde dene. Sırbistan'da adam böyle oynuyor. En çok milli takımlar içinde en çok şans yaratan adam bu. Yani bu şekilde oynuyor. Ya senin yaratıcılık sorunun var. Kreatiflik sorunun var. Ama çözemiyorsun. Yani Tadiç'i forvet arkasına almayı denemiyorsun. Görmüyorsun. Arkanda iki tane İsmail'li Kunic, iki tane şey yani kreatifliği az olan oyuncuyu alıyorsun. Gol bekliyorsun. Olmaz abi. Fenerbahçe'nin 5 maçtır merkezden bir tane doğru düzgün atağını göremezsiniz. Fred sakatlandığından beri 5 maçtır bir tane merkezden doğru düzgün bir tane atağı yok. Ya Cengiz sola çekiyor vuruyor, ya İrfan sola çekiyor vuruyor. Ya da ne bileyim orta kafa gol oluyor ya da penaltı oluyor. Ya bir tane Fenerbahçe'nin doğru düzgün merkezden akan oyundan alver yapıp pozisyon yaratıp gol attı. Bir tane maç yok abi. Yani Fred sakat, bak bunu söyledik. Dedik ki Fred sakatlandığı zaman Trabzon maçında, ondan sonraki zamanlarda dedik ki ya koskocaman 10 tane sahadaki 10 tane oyuncu bir tane oyuncunun ayağına mı bakacak?
Yani Fred sakatlandıysa o zaman kulübü kapatıp gidelim mi? Harbiden kulübü kapatıp gidelim o zaman. Fred sakatlandığından beri takım top oynamıyor abi. Takım top oynamıyor. Bu kadar basit. Bunu çözecek olan da hocadır. Elindeki kadro Anadolu kulüplerinin 3 katı Galatasaray'dan bir tık üstün kadro. Bu takım Alanyaspor'a içeride puan kaybetmeyi hak etmiyor. Bu kadro hak etmiyor abi. Bu kadronun hakkı Galatasaray'ın şu an 5-6 puan önünde olması. Bu kadar net. Fırsatları kaçıran bir de kadromuz var abi. Gerçekten yani. Hem puan anlamında hem oyundayken anasını satayım pozisyon anlamında. Onu sen bitir istersen. Ondan sonra açıklamalar. Yok yok, açıklama o abi. Aynı şeyler zaten ya. Yani açıklamalar da hani bizim odada konuştuğumuz gibi. Bak mesela Tadic'in bir açıklaması var. Eğer diyor ki şampiyon olmak istiyorsan diyor abi, iç saha maçlarını kaybetmeyeceksin. Bizim Canep'in dediği gibi yani bunlar daha önemli. Ne oluyor abi, o soyunma odasına giriyorsun. Bak bugün reaksiyon da verdin. Penaltı kazandın. Ondan sonra golü de attın abi. Peşine 5 dakika, kaç dakika sonra biz gol yedik? Çok erken yedik değil mi golü? 4 dakika sonra gol yedin abi. Aynı bunu biraz şey yapmak lazım. Bak oyun, rakip onu bilene oynuyor. Oyunu ben nasıl soğuturum? 10. dakikada, 20. dakikada, 30. dakikada dinlenirim. Sende öyle bir anlayış da yok. Sende şut anlayış da yok. Sen topu da tutamıyorsun. Topu direkt rakibe bırakıyorsun. Abi ben birkaç bir şey söyleyeyim istersen Erkan. Şimdi az önce birkaç arkadaş söyledi. Fenerbahçe'nin bir B planı yok dedi ama ben artık ikinci yarının başlamasıyla beraber bence Fenerbahçe'nin bir A planı da yok abi. Hani B'yi geçtim ben. Yani ikinci yarı son 5-6 maçtır sadece Fred'le açıklanacak bir durum değil bence bu. Bizim bir A planımız da yok. Burada yani değişiklikler zaten ezbere. Mesela ben şunu mesela sormak istiyorum hocaya. Bu Şimanski'yi hangi maçta 8'e aldığında yarar gördün de hala Çitfor'da önce sen Şimanski'yi 8'e koyuyorsun. Mesela aynen ne gördün ya, sen? Aynen ya. Ne ya gördün yani? Yani Şimanski'yi faul yapıyor, oyunu durduruyor, güçsüz. Yani oyun yani ya. Oyun kurma meziyeti olan bir adam değil. Top alma meziyeti olan bir adam da değil. Öyle çok araya maraya saldığını da göremedik bugüne kadar. Hani var tabii birkaç tane. Yani attığı gollerin dışından bahsediyorum. Yani 8 numara özelliği olarak. O özelliklerini göremedik. Yani Çitor, yani sen Şimanski bugün 90 dakika nasıl dayandın abi? Ben televizyonun karşısında ben burada çıldırdım yani. İlk çıkması gereken adamdı bence Şimanski. Yani Cengiz'i çıkarmazdım. Çünkü şut tehdidi var. İrfan'ı çekerdim oraya, Şimanski'yi çıkarırdım abi. Yani az önce işte birkaç arkadaş gene söyledi. Ceko'nun çıkması, yani tekrar aynı şeyi söylemeye gerek yok. Yani Ceko nasıl oluyor da çıkabiliyor şu oyunda? Zaten sen ceza sahasının 30'tan orta açmışsın. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Ceko kenarlara geliyor vesaire. Evet tamam, top alıyor, almak zorunda kalıyor Çavuzan ama ceza sahasına orta geldiği zaman duran topları vesaireleri saymıyorum. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Ceza sahasında adam yok yani. İkinci, üçüncü adam zor giriyor ceza sahasına. Yani gole ihtiyacı olan bir şampiyonluğu oynayan birinci sıradaki takım nasıl ceza sahasına bu kadar orta açıp da yani içeride o kalabalıklığı sağlayamamanı anlamıyorum. Yani onu, ya bunu hiç mi sen çalışmıyorsun veya konuşmuyor musun yani? Ceza sahasına kimse girmiyor abi. Hiç kimse girmiyor yani. Ve sen boşu boşu orta açıyorsun. Şimdi maçtan önce mesela konuştuk. Ön taraftaki dörtlüsü Alanyaspor'un kanat oyuncuları hızlı forvetler. Yani orta saha patentli iki tane altı numarası var. Ön tarafa bir katkısı olmayan. Yani şöyle aslında 6'ya 4 gibi bir şey oynuyor adamlar yani. Orta sahada öyle çok topu al ver yapan adamları da yok. Ve sen bu adamlara pas yaptırdın. Çünkü orta sahayı tamamen karşı tarafa verdin. Yani ikinci yarının ortasında İsmail'i çıkartıyorsun. Dönem topları da alamadın. Tekrar atak üstünlüğünü kurma şansını da kaybettin. Yani İsmail alıp Kurnuç'u tutarak neyi düşündü anlamadım. Çünkü Kurnuç'un da henüz bir olayını göremedik. Ne dönen topları doğrusunu alabiliyor, ne bir ortaya fizik kalite katabiliyor, ne de tempo yaratabiliyor. Yani kusura bakmasından Kurnuç'u beğenen arkadaşlar ama şu ana kadar ben göremedim bir şey. Şu an ekip performansından bahsediyorum. İleride bakarız. Yani şöyle söyleyeyim ben. Ben biraz lafı evirip gevelemeyi sevmem. Mesela bugün Galatasaray 2 puan geride olsaydı 50-50 derdim. Ama Fenerbahçe geri düştüğü zaman stresi kaldırabilen bir takım değiliz. Hoca konusunda sıkıntılarımız abi var. Abi deplasmana gideceksin. Deplasmanda. Panik yok. Evet. Babacığım panik yani. 2 puan kaybettik de şampiyonluk gitti. Paniği yapmaya gerek yok. Panik olayı. Panik olayı değil abi. Ben bitireyim bir dakika Ulaş abi. 30 saniye istiyorum. Ben 1 saattir bekliyorum abi. 2 saattir bekliyorum. Tamam, Fenerbahçe'nin problemi kısa konuşacağım. Ben Fenerbahçe'nin problemi. Biz bu sene 2 tane maçta oyunu verdik abi. İstediğimiz oyunu oynayamadık Galatasaray maçında. Trabzon maçında. Bu adamlar abi oyunu geniş alana yaydı zaten Fenerbahçe bitiyor. Onun nedeni de abi bizim ön taraf çok şey. Hem yaşlı hem antal. Ona bir çözüm bulacak hoca. Takımda atletizm eksikliği var. Bu kadar abi. Yani şampiyonluk gitmedi. Onu da söyleyeyim. Bu kaleci de abi hani o golü de yiyeceksin abi, niye oynuyor? Niye o kadar para verdi kaleciye? Onu yiyor. Öbürünü yiyor. Ankara Gücü maçı çıkıyor. Taca gider topa. Penaltı yapıyor. Kimse laf etmiyor abi. Dokunulmazlığı var.
Kimse konuşmuyor. Oynatmasın abi İsmail Kırık. Maç yorumunlu mu olacak abi? Maçla alakalı yorumların bunlar mı? Bitirsinler ben de gideceğim. Ben nasıl konuşacağım lan? Ben bitirdim zaten. Deniz Ronda biri konuşayım. Ha tamam ben giriyorum. Adı Livakovic'te neyin okunması var? Onu eleştirdim. İsmail eleştirdim. Onu da eleştirdim. Bu kadar. Bir. Yok sen de maçla alakalı niye konuşmadın abi sen hiç yani Livakovic'e suç attın başka. Ne konuştun abi ben anlayamadım ne konuştun mu? Hasan dur konuşayım ben. Dedim ya geliş herhalde söz istiyor. Ne dedim ben? Şu Alper abi konuşsun orasına vereyim ondan sonra. Adamlar ve bastan topla çıkıyor. Pres yapıyorum herhalde. İki bas yapıyorlar ondan sonra direkt bakın abi. Fatih bizim sol bekten sol tutuyor. Değişikleri nasıl buldun abi? Bugünkü değişiklikleri. Abi değişiklikleri beğenmedim abi. İsmail'in çıkması bir kere orta sahayı niye vermedin? Hakkı. Şimanski ne oynuyor abi Şimanski bu takımda? Bak haftalardır söyleyeceğim. Pres yapmaktan başka ne yapıyor bu adam? Hani Şimanski ne yapıyor pres yapmaktan başka? Niye oynuyor? Hiçbir boka yaramıyor. Abi senin peki bir şey söyleyeceğim. Bu oyuncuların bu performansı bu kadar iyiyken. Bir dakika soralım abi. Bu oyuncuların performansı bu kadar iyiyken bu oyuncuların performansını düşüren ne acaba abi? Kim düşürdü? Ben anlamadım ki. Oyuncuların performansı çok iyi Şimanski. Senin en sevdiğin oyunculardan da övüyor ve bitiremiyordu. Abi zaten 9 atları Şimanski'nin bir tane golü var. Gözünü seveyim ya. Konya maçında golü var. 7-1'lik maçta. Tadiç'in Beşiktaş maçında bir golü var. Penaltıdan. Bir de bugün attı 10 haftadır. Zaten Beşiktaş abi. Uyarmıyor muyduk abi? Biz konuşmuyorduk bu oyun tarafında. Vallahi abi ben söyleyeyim abi. Bu bir bitireyim oyuncuları, abi. Oyuncuları yemeye başladı bu İsmailciler. Bravo. Abi bitireyim de oyuncuları falan yemiyorum ben. İsmail Kartal'a direkt yazar diyorum. Çünkü niye Şimanski tutuyorsun abi? Niye İsmail'i çıkartıyorsun? Niye yani ikili forvete dönüyor? Niye mesela İrfan Can niye oynatmış? Doğru eleştirileri söylüyorum. Doğru eleştirileri şu anda. Niye Kurniç'te mesela senin atletizm eksikliğin var değil mi? Tam eksikliğin var. O zaman Crespo ile Kurniç'i neye değiştirdin? Sen bir hafta sonra İsmail'i kovalım başkası gelsin dersin bu muhabbeti böyle devam ettirirsin. Yok ben öyle bir şey demiyorum. Ama yok gittiği yer orası. Abi tabii işte. Ne diyeyim abi? Maç yorum istiyorsun. Ne diyeyim başka? Yok o tarza gidersek Arkoz'un takımda adam kalmadı. Onun atları ne oynuyor Abişim aslında? Stres yapmaktan başka ne yapıyor? Şutları kaleye tutmuyor. Ortaları güzel. Ben sana diyorum ki bak. Önüne top süremiyor. Tamam. Bas ben yapıyorum. Sana bugün maçın başında ne dedim sana? Bak bir 8 numara lazım dedim ben sana. Dedim ki bak burada formsuzluk olacak dedim. Abi, sen dedin ki alacağın 8 numara. Şimanski'yi mi kesecek? Fred'i mi kesecek? Abi, bak sen. Abi bak takımdaki asıl problem ön tarafın abi. Atletizm eksikliği ön tarafın yaşlı olmuşlar. Yaşlı belirtilerini göstermiş. Ben Tadiç'e falan bakıyorum hareket etmiyor. Biraz gözünü seveyim. Biraz bunları da görün ya. Ama hoca yazar abi. Onlar bir verim vermiyor. Sonra bir dönem oynatacaksın abi. Bu kadar basit yani. Yani bilmiyorum abi. Sen bu abi kim kadar konuşacak? Ben konuşayım mı? Alper ya, abi konuşsun sen ondan sonra girelim. Selam beyler. Ben bittim. Selam. Bitirdim. Aynen. Selam herkese. Tamam, ya abi adım adım şöyle söyleyeyim abi. Bir, bugünkü maç teknik direktörü yazar. Berbat bir teknik direktörlük izledik abi. Berbat. Bir kere çok net altını çizmek lazım. İsmail Kartal'ın kariyerindeki en kötü maçlardan bir tanesiydi. İki, Fenerbahçe'nin sorunu abi şu. Fenerbahçe takımı çok stoperler çok geride. Hucum hattı çok ileride. Merkez orta sahada iki kişiyle bir kişiyle falan kalıyoruz. Geçen sezon başında rakip çıkarken çok iyi ön alan baskısı yapıyorduk. Ceko'nun fizik olarak daha iyi olduğu zamanlarda, Tadic'in fizik olarak daha iyi olduğu zamanlarda rakip çıkarken rakibi hataya zorluyorduk. Şimdi hepsi hareketsiz. Yani topu rakip aldığında savunmadan çıkarken hiçbir baskı görmüyor. O baskıyı yapan biraz Şimanski. Şimanski dışında hiçbir oyuncu. Sezon başındaki rakip oyuncular oyun kurulumunda topla çıkarken onları tehdit etmek, alandan atmak, hataya zorlamak gibi topsuz oyunda savunma prensipleri hiçbir tanesi uygulamıyorlar. Bir kere bunu söyleyeyim. İkinci yediğimiz golde rakip merkezi elini kolunu sallayarak geçti. Çünkü 4 kişi ileride kalmıştı. 4 kişi de savunmaya koşmaya çalışıyordu. Orta sahada kimse yoktu. Bu oyuncuların 6'nın 8'in falan olup olmamasından kaynaklanmıyor. Bu ön alandaki oyuncuların fiziksel yetersizliğinden kaynaklanıyor. Topsuz oyunda yoklar. Toplu oyunda da Ceko çok kötü. Yani gol attı bugün ama o eski pasörlüğünü, sırtı dönük oyununu kesinlikle oynayamıyor. Hem toplu oyunda hem topsuz oyunda çok ama çok geriye gitmiş durumda. Üzülerek söylüyorum temel problem bu. Şimdi zaten
sen Kadıköy'de rakibi kendi sahasına hapsedemiyorsan, topla çıkarken baskı kuramıyorsan, takım boyunu çok uzatıyorsan, yani merkez orta sahada Fred de olsa, ki Samsun maçında Fred de vardı, abi çözemiyorsun problemi. Bu Fred'le ya da Krunic'den bağımsız bir problem. Bu ön hattaki oyuncuların artık tamamen geriye gitmesinden kaynaklanıyor. Bu bir. Bir kere bunu cebe koyalım. İkincisi, ya bugünkü yapılan değişiklikleri anlamak mümkün değil ya. İnsan hakikaten kahroluyor, üzülüyor. Şimdi maç bittikten sonra konuşmak çok kolay futbolda. Ama bir gerçek var abi. Yani sen iki forvetle kapanan, senin sahanda çok adamla bekleyen takıma karşı ofansif oynayamazsın. Bitti. Son 10 dakika, son 7 dakika topu şişiriyorsan eyvallah. Ama daha yarım saat, 35 dakika varken, topa sahip olman gerekirken, dönen reboundları toplaman gerekirken, rakip çıkarken hataya zorlaman gerekirken, sen gidip de çift forvete Batshuayi koyup ağır Ceko ile devam edip onu da sola kaydırıp bir de merkez Szymanski'yi koyduğunda maçı veriyorsun abi. Ondan sonra hiç mucizene kalıyor. Yani akıl sır ermiyor. Hakikaten anlayamıyorum. Yani çok üzülüyorum. Ama bugün çok temelde Fenerbahçe'nin artık fiziksel olarak geriye gittiğini, ön alandaki oyuncuların geriye gittiğini kabul etmek lazım. Ve hoca için berbat bir oyun. Berbat tercihler. Yani ikinci yarının başında momentum almışsın. Skoru bulmuşsun. Ve yani bırak devam etsin abi oyun. 2-2 oldu. Bırak oyna. Oyna. Çok adamla tek santraforla oyna. Selamlar. Çıkar Ceko'yu, koy Batshuayi. Selamlar. Döner ribant topla abi. Evet. Doğru. Vallahi Bir dakika. Murat girsin. Abi Murat girmeden şunu da söyleyeyim. İlginç bir istatistiktir. Fenerbahçe sıkıntıya girdiği hiçbir maçı İsmail Kartal çözemedi abi. Onu da söyleyeyim. Tek maç Antep maçı. Antep maçı hariç Fenerbahçe bu sezon sıkıntı yaşadığı hiçbir maçı çözemedi abi. Ya hemen maçı erkenden kopardı. Sıkıntıya girdiği maçların hepsinde de ne yazık ki gereği. Hasan. Buyur abi. Bir de şeyde çok çok kısa şey söyleyeyim. Abi Livakovic gerçekten sezonun altın bir dönü, bir kere söyleyeyim. Yani bir kaleci ya biz 6 ayla aynı performansı veriyor. Yani 6 ay zamanında da kaleye her top gol oluyordu. Şimdi de gol oluyor abi. Yani biz winner kaleci, lider kaleci alalım. Şampiyonluğa katkısı olsun dedik. Antep maçı dışında yani maç çevirdi, hiçbir şey yok. Bugün de yani yenecek goller değil. İç sahada kaleci bu kadar kötü olamaz. İrfan Can Eğri Bayat gerçekten performans ve konsantrasyon olarak çok çok daha önde. İnşallah onunla devam eder diyeyim. Ne diyeyim ya, bugün çok üzüldüm ya. Yani biz 7-8 milyon euro bir kaleciye para verdik. Bugünkü maçı Livakovic'e bağlamak kadar yanlış bir şey yok. Bence 7-2 golde de hatası yok abi. Tamam, ben bitireyim de abi, sonra kim giriyorsa Murat, girsin. Murat bir konuşsun. Murat sezon başından beri hangi maç kurtardık arkadaşlar? Abi bu şu Murat bir konuşsun hangi abi. Hangi maç kurtardı? Kardeşim şu abi, Murat çok uzun zamandır de bekliyor. Bir dakika. Şimdi bir, İsmail Kartal sen hoca falan değilsin. Ne taktik biliyorsun, ne futboldan anlıyorsun, ne futbolcudan anlıyorsun. Sen orta Fenerbahçe'nin fizik müzik alakası yok abicim. Yok, hücumdaki fizikleri düşmüşmüş. Sen orta sahanı o kadar çöp bir oyuncu almışsın ki takımın bütün omurgasını bozuyor. Bütün takım onun yüzünden götten veriyor ama senin hocan ne sistemini değiştiriyor, ne taktiğini değiştiriyor. Sen İsmail, orta sahana tek top kapan, tek basan, hareketli kazanan tek oyuncu İsmail, öyle yanlış değişiklik yapıp gidip Krunic'i çıkaracağına veya Szymanski denen doğransızı çıkaracağına gidip İsmail'i çıkarıyor. Sonra orta sahanda top kapamıyorsun. Topu rakibe verdiğin için mecbur çıkaracak oyuncu kim? Batshuayi oyuna girdiği için mecbur Ceko'yu çıkarmak zorunda kaldı. O da hatalı yaptığını biliyor. Bu adam değişiklik meclik yapmayı bilmiyor. Ben bu takımın 3-4 maçta konuş geldiğinden beri bok gibi oynadığını söylediğim zaman bu transferi övüyordunuz. Bu adam ne top kapıyor, ne şey yapıyor. Takım gol yiyor dakika 15. dakikada, adam geriye koşamıyor. Koşmuyor geriye adam. Sen niye değiştiriyorsun kardeşim? Senin bir tane gol silahın var. Sarı kart sınırlıymış, meymiş hikaye. Geçen hafta İsmail'le sarı kart görebilirdi, çıkarmadın. Sen Cengiz'i niye çıkarıyorsun ya? Tek şut çekebilen, orta yapabilen oyuncun ya. Sen niye çıkarıyorsun? Çıkar abicim Szymanski'yi. Nesi kime yarıyor Szymanski ya orta sahada? Sadece neymiş? Pres yapıyormuş. Fenerbahçe forvet arkasında pres yapıyor diye oyuncu mu tutar? Şut çekemiyor. Orta yapamıyor. Çıkardı ortaları, görüyorsunuz. Pas veremiyor. Omuz omuza kaleye gidemiyor. Adam geçemiyor. Niye oynatıyorsunuz kardeşim? Git oraya bir tane 8 numara al. 8.5 numara al. Koy İsmail'i defansın önüne. Fred'i koy. Yanına bir tane de 8.5 numara al. Fred tarzı bir tane oyuncu. Orta sahanı bak geçebiliyor mu rakip?
Adam senin orta sahanı geçiyor. 2-3 pas yapıyor, orta sahanı geçiyor ya. Senin orta sahanda çünkü İsmail'den başka top kapacak oyuncun yok. Sen hoca moca değilsin. Seni buraya kadar kadro getirdi. Sen 50 bin kişinin önünde Samsun'a da yine yanlış değişiklikler yaptın, puanı kaybettin. Şimdi de aynı değişiklikleri yaptın, yine aynı boku yedin. Takım orta açmayı bilmiyor. İrfan yine topu havaya atıyor. Şimanski giriyor, ön direkten kaldıramıyor. Bunlar mı ya şey? İrfan Can geçen sene sert kullanıyordu abicim, iyi kullanıyordu. Bu sene balon kesmeye başladı ya. Allah'ın kuru uyarmıyor mu ya? Sen hoca hoca değil misin? Bu kadar taş gibi defansın var senin. Mükemmel defansın var. Sen bu defansa bile gol yedirtiyorsun ya. Böyle orta saha mı kurulur? Sen ne biçim? İki tane transfer istedin kendi ağzından. Kurun işle. Zayt takımın anasını belledin ya. Ya sen futbolcudan anlamıyorsun, bari isteme be. Kodumun hocası. Tam o kadar abartma. Bu takıma hoca mı? Bu takıma kurulmuş mu lazımmış? İki tane oyuncu istedi, bütün takımı darma duman etti ya. Böyle bir şey olabilir mi abicim? Zayt kim? Kurulmuş kim ya? Çıldıracağım, duvarları yumruklayacağım, elimi bayağımı kıracağım ya. Ya bir de çıkmış açıklama yapıyor, oyunu domine ettik falan. Lan neyi domine ettin? Kansız herif, neyi domine ettin? Murat 2 puan gerideyiz. Murat o kadar da haksızlık ya, yapmaya abi, gerek yok. Allah, deplasmana gireceksin. Sen Kadıköy'de korkarak oynattın. Deplasmana ne yapacaksın? Deplasmana daha iyiyiz bro. Allah sen deplasmana gidiyorsun. Bu kadar olmaz ya. Bak, abi hiçbir işe yaramıyor. Adamın yaptığı değişiklikler takımı daha çok düşürüyor. Bunun defolup gitmesi lazım. Yeni bir tane hoca getireceğiz. Bir dakika. Ben girebilir miyim böyle? Ben biraz baktım da. Ben maça baktım. Ama bir önceki maçları da düşünerek, tamam mı? Bence Kulinic'le Çağlar çok yanlış oldu. Tamam mı? Yani Osterwold'un bugün olmamak. Osterwold'u herkes sol bekte falan konuşuyor ama yani önde basma olayı Fenerbahçe için çok önemli. Şimdi bir tek İsmail'e kalıyor. O orta sahaya girecek. Çağlar'da ben bu özelliği görmedim. Tamam, Çağlar bastığında alamıyor da topları. Tamam mı? Yani bugün bir iki pozisyonda da alamadı. Baktığımı bir tek Ciku basıyor. Ciku bastın mı kademesine girmesi lazım. Kademeye girmiyor. Tamam mı? Ama ben yanlış anlamayın. En büyük sıkıntı zaten oyuna top sokamıyor. Bak kimse kusura bakmasın. Bugün oyuna falan top soktu falan hikaye yani. Bugün Kulin için çöp görünmesinin en büyük sebebi Çağlar baba, Ciku'yla beraber o ikili tandem olmadı. Yani isterse babanızı bana burada küfür edin. Tamam mı? Net yani. Net orada Osterwold'un oynaması gerekiyor. Bonucci'yi koy, Ciku'yu koy ama bir tak. Baba Türkiye Ligi zaten hızlı oyuncularla dolu. Tamam mı? Hep defans arkasında hızlı kaç. Sen en hızlı adamını defanstan çıkardın ve her hafta gol yemeye başladın. Yani burada herkes çöp çekiyor şeye, Livakovic'e. İlk golde Livakovic'in hatası ikinci pozisyonda var da ben orada kızdığım konu Çağlar. Bak kaleci çıkıyor. Sen yandaki adamın da kalsan kaleci köşeyi kapatmış. Ya topu tutacak ya da pas verse Çağlar sen çıkaracaksın topu. Ama kaleciye giriyor. Kaleci pozisyonu tam ikinci pozisyonda adam önüne bırakıyor. Olabilecek bir şey. Zaten müdahalede de geç kaldı bence. Ama en büyük hata Ferdi'nin tabii ki. Ama birinci gol. İkinci gol baba orta saha zaten şeyi açmış. Ya ağır konuşmak istemiyorum. 10 bin kişi var şimdi. Bacağını açmış şeyler gibi yani. Al ortaya açmışsın zaten. Adam geliyor. İçeri giriyor. Bu gene Ciku çıkıyor. Yani gene bu sefer şunu da söyleyeyim yani. Sağ stoper oynayan Çağlar ortada yok. Sol stoperde oynayan Ciku orada basmaya gidiyor. Şut oluyor, gol oluyor. Kalecimiz izliyor. Kaleciye ben burada kızmıyorum. Ben derdim kaleci falan değil. Hani biz bugün maçı kaleciden kaybetmedik. Hoca bitirmedim bro. Hocaya en büyük eleştiri nerede yapacağım biliyor musun? Baba sen yani İsmail'i çıkardın, anladık. Uzun top oynayacaksın. Orta açacaksın. Kent'i de aldın. Sağa koymanın sebebi sol ayaklı olduğu için sağ ayaklı sağdan orta yapsın. Çünkü sol içeri çekip orta yapacak adam değil herhalde. Sen bize gol lazım. Ceko'yu niye çıkarıyorsun baba ya? Çıkarsan defanstan bir adam. Yani gol attı. Forvet uzun boylu, güçlü forvet. Tamam mı? Sen Ceko'yu çıkarıyorsun. Bize gol lazım. Amacın ne? Taraftarın önüne Ceko'yu mu atmak senin amacın? Bu bir. Zaten 70'te aldı Batshuayi'yi. Yani 70-75'te. 4-2-4'e döndün.
Szymański'yi bıraktın orada. Burada şimdi millet Szymański'ye küfür ediyor. Halbuki senin çocuğun hiçbir suçu yok. Hani 6 numara oynadı çocuk. Son yarım saat. Hiç kimse burada boşuna yani Szymański'yi küfür ediyor. Ya ilk 60 dakika nerede oynadı abicim adam? Ölü orada mı oynadı? İlk 60 dakika diyorsun da yani Szymański'ye bu kadar küfür etmenin hiçbir manası yok kardeşim. Abicim zorlu maçlarda bir tane çıkıp maç almadı ya. Kime kim bize şey yapacağız ya? Tadiç yapma, Ceko'ya yapma. Szymański yapma. Cengiz olmasa gol atamayacağız ya biz kaç maçtır. Her maç aynısı bro. Yine son yarım saat orada hep 4-2-4'e döndük. Adam 6 numara 8 numara oynadı yani. Burada senin Szymański'ye laf atman yanlış yani. Çünkü adam nasıl söyleyeyim? Kullanamadı bunu. Kullanamıyor çünkü bir çözüm üretemiyor adam oyuna. Rakibin oyununda çözüm üretemiyor. Aynı düşünce, aynı şey. Hani çift forvete döneyim, orta sahaya rakibi vereyim, ortalayayım, iyi düşer. Gün patçat. Bak ben size söyledim bunu. Abi bak Fenerbahçe'ye, bak ben her zaman söylüyorum. Gün patçat oyunu oynatıyor. Bak abicim Fenerbahçe'nin sıkıntısı farklı. Bak ben net söylüyorum. Aylardır da söylüyorum bunu. Hemen söyleyeceğim. Bence futbolcudan çok bizim teknik heyette bir eksiklik var. Bizim buraya birisini bulmamız lazım. Bak bunların bu panik havası, bu değişikliklerde, bak hoca değişikliği ister, şunu kullan der. Ama burada birisinin muhalefet rolünü oynaması lazım. Hocaya başka bir yol göstermesi lazım. Fenerbahçe'nin B planı olmaz mı oyuna başlarken? Neyse geçtim ama oyun içerisinde skora bağlı senin bir oyun planın olmalı. Mesela ona göre yapmalısın. Yani bunun yanında kim varsa abi, bak Fenerbahçe puan kaybettiği maç sayısı ya 4 ya 5 bu sezon. Ve o puan kayıplarında reaksiyon alamıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe 9 puan kaybetti bro evde. Evinde kaybediyor. Tamam onu demiyorum ya. Çok fazla maç sayısı yok. Zaten normal maçları erkenden çözüyorsun. Avaş skor yakalıyorsun. Ki Murat orada bazı yerlerde de haklı Szymański konusunda. Ama bugün senin Szymański'yi nasıl kullandığın da önemli. Bak Fred'in eksikliği ne kadar ciddi. Biz bunu haftalarca bunu da söylüyorsun. Yanındaki adamları da oynatabilen bir şeyi var adamın. Ve ortadan da gidebiliyorsun. Adam çünkü inanılmaz sağa sola paslar çıkarıyor. Farklı varyasyonlar gösteriyor. Onun eksikliğinde Kur'un için devreye girmesi lazım. Kur'un hiç de onu yapmıyor abi. İsmail de iki hafta iyi oynuyor. Bir hafta yok. Abi İsmail nasıl sekiz? Sen İsmail nasıl top kaptığı için iyi oynuyor abi? İsmail adapası marapası şut mu atıyor? Yok. Kaptığı yok, için işte aramıyoruz diyorlar. Başak Erkan bir konuşabilir miyim? Abi elini kaldı. Konuşabilir miyim? Tamam konuş tamam. Konuş. Konuş. Bro. Yok abi kimse konuşmayacaksa konuşabilir miyim dedim bro. Yok konuş diyorum. Seni dinliyoruz işte. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin en büyük defolarından bir tanesi artık açığa çıktı. O da şu. Şimdi Fenerbahçe bekler üzerinden oyun kuruyor. Fenerbahçe bugün bir tane bekler üzerinden oyun kurmaya çalışırken Ferdi baskı altında topu kaybetti. Golle sonuçlandı. Bir tane Mert Müldür kaybetti. Golle sonuçlanmadı. Ama ondan sonraki bütün süreçte özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe ne zaman oyun kurmaya çalışsa sürekli adamlar baskıya geldiler. Hem senin sol bekine hem de senin sağ bekine. Burada ne beklersin? Senin 6 numaranın, o yapamıyorsa 8 numaranın artı bir yaratıp markajdan kurtulup topu alıp topu dağıtmasını beklersin. Fenerbahçe onu da yapamıyor. Kurniç'e bakıyorum sağ içinde. Rakip 3. bölgede bize baskı yapmış. Beklerimizin ağzının içine kadar baskı yapıyor. Top Livakovic'te. Kurniç 2 tane... Alanyalı iki tane Alanya'nın içinde bekliyor abi. Abi sen orada topu almak için öne bir adım atmazsan senin kalecin baskı altındaki ya Ferdi'ye topu atmak zorunda kalır ya da Mert Müldür'e atmak zorunda kalır. En kötü ne beklersin şunu da bekleyebilirsin. Bekler oyun kuramıyorsun hocam. İkinci yarıda onların bir sarı kabası var. Sürekli Mert'e baskıya gitti. Mert doğru dürüst orada oyun kuramadı. Abi o zaman şunu yap hiçbir şey yapamıyorsan. Benim yöntemim değil ama bari bunu yap. Topu Ceko'ya şişir abi. Ceko indirsin abi senin 6 numaran 8 numaran top toplasın. Bari bu ilkelliği yap onu da yapamadık. Fenerbahçe bu süreçte özellikle Fred'le dönene kadar ki o top alıp kalçasını koyup oyunun 180 derece görebilen bir adam. O adam gelmediği sürece her takım bizim beklerimizin ağzının içine kadar basıp bize oyun kurdurmaz. Biz kaos futbolu oynamaya başlarız. Bugün de bu oldu. Bugünün özeti budur. Senin 6 numaran, 8 numaran şu anki sahada olanlar oyunu rahatlatacak, rakibe kalçayı dayayacak, 180 derece oyun görüşünde olmadıkları için beklerin de ezildi. Durum budur. Peki ya bir şey diyeceğim abi. Dur Hocanın bir açıklamasını okuyalım da. Bak İsmail Hoca'ya demişler ki Ryan Kent'i sormuşlar. Hocanın da cevabı demiş ki Kent değerli bir oyuncumuz. İsmini Avrupa listesine yazdık. Elimde 15 tane oyuncu var.
ekibimden konuştuk. 48 saat içerisinde birisini Türkiye Ligi için çıkarmak adına karar vereceğiz. Bugün oynattım. İyi şeyler yaptı. İyi şeyler yaptı demiş. Abi bir şey diyeceğim. Bak sen futbol hocan zaten futbolcuğunu bile tanımıyor. Sen pası çıkmaya çalışıyorsun. Senin 6 numaran da bak adamlar izliyorum dikkatlice. Sadece 3 kişi Kurunç'un etrafında. Çünkü Kurunç pasörlük yapacak adam Kurunç. İsmail ayağına gelince çerçiyor. Şimanski ayağına gelince çerçiyor. Pas oyununda yoklar. Dur bitireyim abi dur. Bitireyim. Pas oyununda yoklar. Böyle yayın yapamayız ya biz. Adamlar üste girmeyin abi. Söyle. Adamlar Kurunç'a baskı yapıyor abi. Çünkü Fenerbahçe Kurunç'la çıkmaya çalışıyor. Kurunç'un diğerlerine göre ayakları daha temiz. Alıyor veriyor. Ha, o da yetersiz. Övmüyorum koç. Yanlış anlamayın. Çöpün teki. Ama İsmail top ayağındayken yok. Pas oyununda yok. Şimanski pas oyununda yok. Adamla 3 kişi kapatıyor. Senin hocam futbolcunu tanımadığı için hala paslı çıkmaya çalışıyor. Rakip niye bizi önde basıyor abi? Çünkü senin orta sahanda paslı çıkabileceğin oyuncuların yok. Veya saha dizilimin iyi değil. Galatasaray rakipler niye önde basamıyor abi? Galatasaray 2 pasla çünkü orta sahaya geçiyor. Niye stoperlerin arası çok iyi, ayakları çok iyi diye mi? Veya Torreira'nın ayakları çok iyi diye mi? Torreira'nın ayakları bok gibi. Nelson ayağı bok gibi. Adam bir şekilde 2-3 pasla orta saha defanstan çıkabiliyor. Çünkü saha dizilimleri iyi. Taktik disiplini var abicim. Bize defanstan çıkma taktiği bile yok. Sen bu takımla atağa çıkma sadece nasıl çıkarsın? Uzunca koy vursun Cem'in giydiği gibi öyle çıkarsın kardeşim. Tamam. Sen İsmail'le defanstan çıkamazsın. Şimanski pas oyununda yok çıkamazsın. Uzunca koy vuruyor da onları toplaman için de oradaki adam doğru adam Kurunç değil. O zaman Ciku'yu altıya koyacağım. İsmail, abi ben bir 5 dakika konuşamıyorum. Oynamam lazım. Konuş buram konuş konuş sen de konuş. İsmailciler Sattam gibi saklanmışlar. Daha da çıkmasınlar piyasaya. Taktik teknisyen diye 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 bitirdiler takımı. Murat bir dur amına koyayım tamam ya. Bir dur. Abi valla bugünkü maç rezaletti. Yani hoca tamamen yanlış değişikliklerle abi. Yani maçı verdi diyebiliriz. Fenerbahçe'ye gol lazım. Hocanın ilk reaksiyonu ligin en golcü adamını oyundan almak. İnanılmaz saçma. Yani ne bileyim bu Krunic gerçekten ben biraz nötral kalmaya çalıştım. Krunic hakkında yeterince bir izleyelim dedim bakalım görelim böyle gömenlere fazla gömmeyin dedim ama bu maçta da belli oldu ki yetersiz abi. Burada insanlar işte hocanın B planı yok diyor ya abi zaten hocanın B planı yok zaten o ilk 11'de belli oluyor çünkü hoca ne planında Fred var. Fred olmadığı zamanlar zaten sen direkt B planda oynuyorsun. B planı olmadığı için de zaten sıkıntı yaşıyorsun. Yani bizim A planımızda Fred olduğu için yani değişiklikler değil bizim B planımız. O bizim C planımız oluyor. 11'de biz direkt B planla çıkıyoruz Fred'siz. Bugün de gördük işte sıkıntı. Bugünü bırak kaç haftadır işte Fred yokken nasıl kazanıyoruz abi? Cengiz Ünder saçma sapan bir gol atıyor. Tamamen bireysel yeteneklerinden dolayı maç alıyoruz. Bugün de işte olmadı. Bugün Cengiz de zaten biraz sıkıntılıydı. Yani burada amacım yangın yapmak da değil ama oyuna girdikten sonra oyunu yani bence en iyi tempo katan Ryan Kent abi bu adamı biz neden dışladık? Hala sormaya devam edeceğim ben. Yani hiç yangın falan değil hocaya vurmak da değil. Ben merak ediyorum bu adam ne yaptı amına koyayım. Bu adam oyuna ne zaman girse tempo katıyor. Hep gömüyoruz çöp diye. Görmeden gömüyoruz. Oynadığında da bir bok yapmadı diyoruz ama yani her şey açık ortada. Bugün gayet iyi oynadı. Yani 9 dakika falan oynadı. Yani gösterdi. İşte bence şampiyonluk 2 puandan gider mi? Tabii gitmez. Gidersin. En kötü ihtimal böyle devam edersin. Arena'da kazanırsın, dönersin. Ya inşallah hoca ders çıkarır diyeceğim. İnşallah şampiyonluk yolunda devam ederiz. Hocaya demişler ki hoca demiş şey demiş. Berabere kaldık tamam. Rakip iyi mücadele etti ama maalesef buraya Kadıköy'e hangi takım gelirse gelsin yerden kalkmıyorlar. Sürekli oyun hızımızı yavaşlatıyorlar, oyunu durduruyorlar. Hakemleri uyardığımız halde bu şekilde bunlara müdahil olmak istemedikleri için falan demiş. İlk yarıda çok yaptılar. Oyunu sürekli evet. Pisleştirdiler zaten sürekli. Brom, bir şey daha diyecektim ya. Bak, yanlış anlama, B planı diyoruz da. Biz hafta içi Kupa maçında Mert Hakan Yandaş, Zayç, İsmail olarak değil mi? Bugün bir B planım olarak da bak yani İsmail, Mert Hakan Yandaş, Szymanski de oynayabilirsin. Anlatabiliyor musun? Vallahi devre arasında bir tattım. Yayında da söyledim. Millet linçleyecek dedim. Mert Hakan alsaydı oyuna böyle olmazdı bu maç. Hala da aynı yerdeyim. Yok millet... aynen millet linçleyebilir ya. Mert Hakan Yandaş için değil yani. Mert Hakan Yandaş bizi bırakanlar
Abi iyi oynaması kötü oynaması değil bak. İstediğin taktik dizilişle oyna. 4-4-2 diz, 3-5-2 diz. Yani istediğin diziliş yapabilirsin. Aç futbol kitabını. Aklına ne geliyorsa o 11'i koy sahaya. Cengiz, Tadic, Dzeko aynı anda sahada olduğu müddetçe senin merkeze iki tane yam yam koyman şart. Bak bunun başka açıklaması yok abi. Ne oynarsan oyna. Ön tarafı 3 tane topsuz oyunda müdahalesi zayıf, yorgun, yaşlı ne dersen de oyuncu koyuyorsan senin merkeze iki tane sert oyuncu koymak zorundasın. Bunu koymadığın müddetçe senin başarın şansa kalır. Başka bir şey olmaz abi. Bak Galatasaray'ın da ön tarafta topla ilişkisi iyi ama topsuz oyunda olmayan oyuncuları sahada olduğunda merkezlerinde Torreira Kaan oluyor abi. Bu kadar basit. Sen de merkezine artık İsmail, Fred gelene kadar İsmail Cuk'u mu yaparsın? Jayden'ı mı koyarsın? Mert Hakan'ı mı koyarsın? Ne yaparsın ben bilmiyorum. Ama senin o merkeze iki tane sert oyuncu koymazsan biz daha bak haftaya da aynısı olacak. İşte hiç böyle bu ben ümitlenmeyin. Biz kurun işte bunu bu oyun düzeni abi bu taraftar senin millet seni çözdü. Hiçbir takım dünyada A planıyla sezonu tamamlayamaz. Abi sen Guardiola mısın? 1 milyar yıllık kadron yok çözüm üretsin. Ya daha çok takılacaksın bak haftaya da aynısı olacak. Gene düşen kalkmayacak. Bunlar böyle abi. Hiçbir şey değişmeyecek. Yani bu yok zemin değil, yok futbol bize oynatmıyorlar falan. Bunlar boş bahane hocam. Bunlarla bu işi çözemezsin. Sen önce sorunu yanlış analiz ediyorsun. Bak sorunu doğru analiz etmen lazım. Fenerbahçe 4-4-2'ye dönüp bu İsmail'i sen burada mesela İsmail'in iyi oynaması veya İsmail'i sevdiğimiz değil abi. İsmail'in rolünü yapan başka oyuncu kalmadığı için sana. Ya o yüzden hoca bunu doğru analiz ederse her şey eski usulüne döner. Ama yok. Hala yanlış analizinde, yanlış tespitlerinde oynamaya devam ederse yapacak bir şey yok abi o zaman şampiyonluk gülü oynaya gider yani. Aynen. Niye biliyor musun? Bak onun oradaki sıkıntı ne? Şimdi bak hocanın açıklamalarına bakıyorum abi. Yani bir öz eleştiri yok. Hani bu şu amaçtan. Sana bir şey okuyacağım. Bak bana bu şeyde geldi. Ben bunu kenara bir saniye hemen abi söyleyeceğim. Demin bir arkadaş benim şeyime yazmış. Sen onu okurken ben şeyi söyleyeyim şu kısmı. Söyle abi. Bir şunu söyleyeceğim çünkü. Şimdi öz eleştiri şöyle. Biz bunu oynamaya çalıştık. Oynayamadık. Fenerbahçe bunu yapmaya çalıştı, yapamadı. Bu yok abi. Yani buradan uzağız. Bugün biz oynadık, yaptık ama son vuruşları yapamadık. Bu çok farklı bir şey. Yani sen bunu 4 haftadır yapıyorsun. Yani bunu geliştirmek adına ne yaptın? Bak, bugüne kadar Allah için açsınlar baksınlar. Kornerlerle beraber kaç tane duran top kazanmış Fenerbahçe kullanmış? Kaç tane oyuncu kullanmış bu duran topları? Çok farklı. Nasıl bir yüzde yakalamışız? Yani bak abi bu kadar önemli bir şey sen nasıl yapamıyorsun hala? Bak hiçbir tane tehlike yaratamıyoruz ya. Tehlikemiz yok buradan. Yani rakipler hiç tutmasa sanki anasını satayım daha iyi. Abi, sen oku buram bu arada. Bir şey okuyacağım. Maça iyi başladık. Bir şey soracağım. Hoca tempoyu düşürmemiz lazım diye. Yok rakip hakemler oyunu çok durduruyorlar diye. Hayır şeyi söyledi. Bir ara topa sahip olup rakibin hızını kesmemiz lazım gibi bir şey söyledi. Öyle bir şey söyledi. 2-1'den sonra tempo düşürme hakemden sonra dolayı dedi. Ya çok rakipler oyunun sürekliliğini bozuyor. Tempo düşürüyor dedi. Bak şimdi bir şey okuyacağım. Maç sonu açıklaması. Maça iyi başladık. Hemen oyunun başında baskılı oynadık. İlk yarı bir kere kalemize geldiler. O top gol oldu. İlk yarı rakip ceza alanında 22 kez topla buluştuk. İkinci yarı beklemediğimiz şekilde üst üste 2 gol yedik ve bu bizi şok etti. Oyun ağırlığımızı koyarak 2 gol atabilirdik. Bu abi Trabzon maçı sonrası açıklamaları. Bugün de aynı. Evet, hep aynısı. Sen demek ki hiç bir şey anlamamışsın. Yani sen hocam Fenerbahçe'nin kötü gittiği ya bak puan kaybettiğimiz bütün maçlarda bir hikaye aynı. Trabzon maçında biz burada ne konuştuk? Hocam yanlış 11 çıkabilirsin. Zayt'sı tersi olabilir ama devre arası bu Zayt'sı çıkartıp güçlü bir merkeze gitseydin Samet de o hataları yapmazdı. Maç bu noktaya gelmez dedik değil mi? Ya aynı şey de bugün oldu abi ya. Sen de bugün kurun işte ısrar ettin. Bu orta sahayı yine yumuşak tuttun. Bir de üstüne üstlük tüy diktin, İsmail'i çıkarttın, Şimanski oraya çektin. Hepten rakibe teslim ettin. Aynı sonuç oldu. Yani ben anlamıyorum. Biz sene başında İsmail Kartal orta sahayı sıkı tutar, sert tutar. 3 merkezde, 3-8 ile oynar. Bu takım kolay gol yemez. Çok iyi set çeker dedik. Garip bir şeye dönüştü. Yani bak şimdi bir açıklaması düştü hocam. Gelen yumuşak orta saha kuruyor bizde. Bak hocanın şimdi bir tane açıklaması düştü. Demiş ki oyun içinde panik olabilir demiş. 2-2. Bir an önce gol atalım. Maçı kazanalım demiş. İşte hırsı. Bu bazı oyuncularda panik havası yaratmış olabilir. Buna katılabilirim. Abi gene bak bir sonuç yok. Yani benim gözlemimi hoca da gözlüyor. Ama hoca diyor ki şunu söylemiyor. Ben bu panik havasını gördüm. Oyuncularıma böyle bir direktif verdim. Ya da böyle bir değişiklik yaptım. Mesela şu mu oldu? Dzeko panik havası yaptı. 37 yaşındaki Dzeko. Ben oranın yerine İrfan'ı koydum.
o öbür tarafa da Ryan Kent'i mi koydum? Hani bu muydu yani? Onu ben hiç anlamıyorum işte. Ya panik yaptı dedi Cengiz'e herhalde sarı kartı var diye. Cengiz yok abi 2-2'den sonra diyor. Abi panik yapan belli. Bu takım hep İsmail Kartal sakin kalamadı. 2-2 diyor bro. 2-2'den sonra. Tamam 2-2'den sonra zaten panik yapan kendisi bro. Altına sıçıyor. Ya 2-2 bırak 1-0'da paniğe soktu takımı zaten abicim. Samsun maçında da aynısı. Takım Şampiyonlar Ligi finalinde adam panik yapmamış. Diğeri Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yapmamış. Diğeri UEFA finalinde panik yapmamış. Ama gelecek Alanya'ya panik yapacak. Ya sen hoca değilsin ki oyuncularını sakinleştiremiyorsun. Sen kendini bile sakinleştiremiyorsun. Sen karşıda Cengiz. Orada dur tırnaklarını niye sadece? Tırnaklarını niye kenarda oyun dur. Hiçbir şey yapma. Kollarını bağla. Hiçbir şey yapma. Orada süs niyetine dur. Direkt gibi dur orada. Cenk de bağış el kaldırıyor. Ama yani, hiç aynen şey ona da bir söz verecek. Ben bıktım yani. Bir şey tamam. Bu Cenk'i de vereceğim sözü. Yeter ya. Çıkar şu beyaz gaza ya. Uğursuz geliyor ya. Adamın gaza. Tek problemi beyaz gaza. Bakalım Cenk katılacak. Yok uğursuz geliyor. Bro. Bende totemler var. Uğursuz geliyor. Çıkar şu beyaz gaza. Okunmuş kaza kardeşim. O okunmuş bir kaza. Kim önce? Bağış sen önce bir gir bro. Ondan sonra da halıcı Cenk'e verelim. Lan maçtan çıktım şimdi eve gidiyorum da. Abi beni rahatsız eden şey oldu ya maçta. Fenerbahçe'nin sezon başından beri iyi yaptığı şey topu kanatlardan asist bölgesine girip oradan merkeze pas çıkararak oyun oynamasıydı. Bu da zaten işte Şimanski'nin etkinliğini arttırmasının sebebi temelde buydu. Ya o pası o veriyordu ya da pası o alıyordu ve gol oluyordu. Fenerbahçe abi son maçlarda sürekli orta deniyor. Ya orta kafa gol oyunu hani bundan böyle bir 15 yıl önce falan orta piyasadan kalktı abi. 15 yıldır orta kafa gol üzerine bir şey kuran bir takım yok yani. Şampiyonluğu yani hiçbir takım orta kafa gol üzerine bir plan kurmaz. Ben sana söyledim bunu. Bana burada şey yaptıydın. Bu adam böyle futbol oynatacak sezon sonu diye. 2015'te de aynısını yaptı. Gökhan Gönül, Caner Orta, köy sol kafa vursun gol atsın diye. Ben sana bunu söylediydim zaten. Ya ben bunu dediğini hatırlamıyorum dediğim gibi de. Ama hani orta kafa gol oyunu abi dediğim gibi 15 yıl önce miadını doldurmuş hiçbir işe yaramayan bir oyun. Yani geçen sene ben Cessu eleştiriyordum 1999 Bayern gibi oynatıyor takımı diye. İsmail Kartal da abi herhangi şu anda son 4-5 haftadır abi 2007 yılının Premier League takımı gibi oynatıyor takımı. Yani böyle bir oyun anlayışı şu an yok. Hani orta üzerinden oyun kurmak denilen bir şey yok yani dünyada. O merkezden niye yapamıyor sorusunun cevabı o. Merkezden yapamadığını kanatlar üstünden yapmaya çalışıyor. Çünkü kanatta da adamlar çizgide kaldığı için yani bir oyun planı var kafayı kaldıran ortayı yapıyor. Yani çok sıkıcı. Ceko bile abi orta açtı yani bugün. Bugün Ceko bile orta açtı yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hani tamam sen Cengiz'le Ceko'nun uyumunu şey yapabilirsin. Ya mesela İrfan Can'la abi yani genel olarak Mert Müldür Ferdi zaten bugün hiç yapmadı onu. Yani Mert Müldür bir defa girdi ya şeye toplam. Bir defa asist bölgesine girdi. Onun da işte defansı ters yakaladı falan filan. Yani önce o şekilde. Yani koca maç boyu takım asist bölgesine girmedi abi. Şeyden ceza alanının içine kanatlardan girip penaltı topu sözünden top çıkarmayı bir defa düşünmedi. Yani ben o yüzden ben şu an oynayan oyunu anlamıyorum aslında. O yüzden ben bu maçta benim için en önemli şey İsmail Kartal'ın yanlış planıydı. Biraz daha sonraki değişikliklere falan değinmiyorum. Hatta sizin biliyorum maçta söyledim. Kendi giriyor, Ceko çıkıyor dediğim zaman ben şok olmuştum. Yani şok oldum ben de. O şekilde ben de sonlandırayım. Cenk konusu şimdi. Sözler bu anda. Cenk sen de ağzına sağlık. Abi valla o kadar şey var ki hangi birinden bahsedeceğiz ya. Yani şimdi herkes bir şey konuşuyor. Herkes haklı ya. Bu kadar... Seni en çok irite eden şey ne şu anda gördüğün kadarıyla? Abi beni bu maç özelinde yani ben genel daha geriye bakmadan sadece bu maç özelinde bu puan kaybında abi hocanın değişiklikleri ya herhalde. Yani bir o iki Livakovic abi beni en çok irite eden bu ikili oldu yani. Yani bir ikincisi niye ikincisi? Abi senin kalecin o 40 metreden çok da böyle sert olmayan bir topu yatacak alacak abi bu kurtarılmayacak bir top değil yani. Ben orada kesinlikle size katılmıyorum. O gol hayatta yenmez yani. Orada o pozisyonu incelersek beni irdite edecek bir olay. 60 metre adam deparlı orta sahada tren yaptı. Bir tane karşılayan yok. Ve yani böyle... adam da stoper. Yani bu, ben böyle bir şey görmedim. Adam 60 metre Fenerbahçe orta sahasında tren yaptı. Geldi sola verdi adam çekti vurdu. Orta sahada adam yok abi. Ya bilmiyorum yani bunlar tesadüf mü abi sizce? Ayrıca en tuhaf değişiklikte
Yani Dzeko bence maçın kötüsüydü gol atana kadar. Golü attığı adam yani sen 1-1 abi 1-1'i 2-1'i getiren oyuncu, golcün, kaptanın. Bu adamı 2-2'de nasıl çıkartıyorsun abi sen? Tribünlere niye çıkartıyorsun? Bak bunu taraftarlarından bak. Hayır bunu niye çıkartıyorsun biliyor musun abi? Çünkü bu hatalı değişikliğe gelen şey aslında bir önceki hatalı değişiklik. Her zaman yaptığın 4-4-2 denemesi hiçbir zaman tutmayan, her zaman topu rakibe verdirten saçma bir 4-4-2 denemesi. Yani 4-4-2 yapacaksan Sebastian'ı çıkaracaksın abi ya. Çıkar Sebastian ne bileyim. Veya Tadic'i 4-4-2'de öne doğru atacaksın. Her zaman yapıyor bu denemeyi. Her zaman top rakipte kalıyor. Orta sahada. Ya abi büyük takım orta sahadan oyuncu çıkartarak forvet atmaz. Eğer öyle bir şey yapmak istiyorsan stoper çıkartırsın. Orta saha yine kalır. Yani bu kadar acemice değişiklikler olmaz ya. Dzeko çıkıyor. Maçı tamamlayan oyuncu Kent. Geçen hafta eşeğin abına soktun adamı. Kupa maçında almadın. İyi yaptın, kötü yaptın. Bak beni ilgilendirmiyor. Orasını karşı yapmıyorum. Maçın kurtarıcısı Kent. Samsun maçının kurtarıcısı Emre Mor. Kara bir yumrukta. Dzeko oyunda yok. Ya bu mantık şeyi. Bunu mantığınız algılıyor mu yani? Ya bu kadar niye bu kadar kötü değişiklikler yapıyor çünkü Fenerbahçe? Çünkü İsmail Hoca da abi 10. dakikada gol yedi takım. Sanki lig bitti ya. Lig bitti, kapattık o anda ligi ya. 10. dakikada gol yedin diye. Niye bu kadar eli ayağına dolaşıyor bu takımın ya? 10. dakikada gol yedik. 45. dakikada meydan dayağı. Bonucci antrenör falan da alıyor yani. Ne oluyor abi? Öldünüz mü ya? 1-0 oldu yani en fazla. 4-0 geride değilsin ya. Adam Cengiz'i çıkartıyor. Neden? Çünkü Cengiz bir tane sarı kart gördü. Bir tane de elini kolunu salladı. Korktu yani Cengiz atılacak diye. Öyle bir gerginlik var. Bu kadar yani bu kadar gergin olacak ne var ya? Bir sakin beyler, bir sakin kalalım. İki pas yapalım. Bunu şey yapamıyor mu bu yan taraf veya oyuncular? Yani bu dünyanın sonu değil ki 10. dakikada gol yemek ya. İçeride alan yer yapıyorsun. 4-1 bitebilir yani maç. 10. dakikada gol. Samsun maçında da aynısı. Bir tane gol yiyor. Eli ayağı tutuyor takımın. Bu kadar eli ayağı tutan takımı abi. Biz burada geçen haftalarda dedik ki Fenerbahçe tıkandığı zaman eli ayağı titriyor, çözemiyor. Yine Başakşehir maçında penaltı oldu, çözün. Samsun'u çözemedin. Bugün yine bir tanesi çıkıp atamadı, çözemedin. Çözecek adam getirmezsen bunlar var. Sen oyuna Kent'i atarsın abi eğer. Yani senin yapman gereken transfer Çağlar'la Kurunic değildi. Ön tarafa X faktör olabilecek bir adamdı. Bunu yapmadın. Şimdi izlersin abi Kurunic'i, Çağlar'ı. Yani çok mu gerekliydi Çağlar yani? Kurunic geldiğinden beri takımın anasını sikti ya. Ya adam jogging yapıyor ya. Birinci golde de videosu var. Topa doğru koşsa o adama yetişecek yani. İkinci golde de bunu. Bak birinci golde topa gitse adamların arasına girecek. Ama pozisyonu izliyor. Aa ya bu mu uzatsam? Dur bir şuradan izleyeyim. Lan topa gitse de. 15 saniye sürüyor ya pozisyon. İkinci golde ya ikinci golde bireysel olarak bakarsan bir sıkıntı bulamazsın ama ikinci golde merkez orta sahası Fenerbahçe o kadar boşsa orada total bir sıkıntı vardır zaten. Ayrıca bireysel parma Sebastian 6 haftadır falan sıçıyor. Bence hoca istifa etmedi ya. Yani bilmiyorum abi bence, hangi birini. Ben şunu soracağım abi. Fenerbahçe'de son haftaların en formlu oyuncusu Cengiz. Adam gerginlikten dolayı oyunda tutamadık adamı ya. 45'te oyundan çıkardı. İşte ama bu hocaya yazar. Bunu Cengiz'e yazmaz ki. Abi ben de bunu anlatıyorum. Yani neden bu kadar bu takım stresli? 10. dakikada çünkü gol yiyince hocam korkuyor bro. Hocam korkuyor. Puan kaybetmekten korkuyor hocam. Abi bak. Ben bu tek kişiyle ilgili değil Cenk. Bu camiayla ilgili bro. Camiayla ilgili. Taraftarlar da zaten. Bak taraftarın çok enerjisini görmüyor musun? Abi 10. dakikada gol yiyorsun. Taraftarı bugün maça gidemedim de yani gitseydim de aynı şey. Abi direkt bir bittik öldük. Yani bu kadar bu tribe girmek nedir ya? Ondan sonra Cengiz 45'te adamla kavga ediyor. Bonucci adamların antrenörlerine saldırıyor. Ne oldu abi? 3-0 değil ya 1-0 ya. İkinci yarı bir toparladık dedik. Tamam golü bulduk. 2'yi bulduk. 2-1. Adam 40 metreden gol atıyor. Sen burada diyorsunuz ki Livakovic golde hatasız. Ya kardeşim 40 metreden atıyor ya. Top da füze değil yani. Uzansa alacak topu. Peki Redondo niye susuyor bro? Ben onu anlamadım ya. Abi ya ben sana rica ettim. Yapma, ben sana bro. Rica ettim. Sen demek ki ne kardeşim bu adam haklı. Ben onu demiyorum. Çünkü bu adam diyor ki ben bu adamdan muhabbet ama ben konuşmak ya. Ben burada ne dedi bro? Çocuk o zaman dinlersin. Abi Livakovic'e adam saydırdı. Livakovic bu golü yemeyecek. Bak bu takım en son rahat hangi maçı kazandı Cenk? En son rahat kazandığımız maç. Konya'ya 7 tane attık abi ön taraf Konya. Atarken. Kim oynadı o maçta? İsmail Fred King oynadı değil mi? Şimdi bu takımda atletizm eksikliği var abi. Bu Fenerbahçe'de atletizm oyunu adamlar geniş alana yaydığı zaman maçtan önce söyledik.
Trabzon da bizi böyle yendi. Geniş alana yaydığı zaman batırıyor abi bu takım. Hoca o zaman önlemini alacak. İsmail Fred'i koyacak. Gerekirse Tadic'i kesecek. King koyacak abi. Bu kadar basit. Hoca bulacak onun çözümünü. Bir de abi de topla. Şimanski bak. Şimanski'yi de kesebilirsin abi. Şimanski'de pres yaptığı için oynatıyor ama peygamber değil. Bir kez Mert Hakan'ı koyar ya da çıkar. Ya Cengiz Şimanski bak. Ulaş abi. Oyunu Jacob bu maçı nasıl bitiriyor? Bana biri bunu açıklasın ya. Son 10 hafta pres yapmaktan başka bir şey yapmıyor abi. Yani Şimanski'nin oynama nedeni orada ön tarafta Jacob'la. Kim abi? Kimi koyuyorsun sen oraya? Abi bir anlatayım. Şimanski'nin oynama nedeni Jacob'la Tadic var ya ön tarafta. Hani bizim orada pres eksikliğimiz var ya. Bunu Şimanski'yle kapatıyor. Şimanski'nin oynama nedeni bu. Başka bir şey değil. Ama adam yok, onu da geçti. Bu oyuncu kötü de oynar. Ama o adamın yedeği yok kardeşim. Bizim aslında ana temelimiz bu. İrfan Can'ı koy abi. Tek başına İsmail orayı toplamaya çalışsın. Abi işte onu diyorum. Yani Şimanski'yi çıkartana kadar İsmail çıkartana kadar Şimanski'yi çıkart Batshuayi yal. Onu yapabilirsin. Şimanski'de bir dokunulmazlık var ya hocada. Hiç çıkartmıyor. Ceko çıkıyor. Pres yapması başka bir şey değil. Yani. Tek şeyi pres yapması. Ya başka hiç motivasyonu yok. Bence Tadic değişikliği de yanlıştı yani. Bence. Çıkarmadık ya abi. Çıkarmadı ya. Ryan Kent'in yerini değiştirdi. Hayır, Ceko'yu çıkar da Ceko da kaldı. Forvet'i aldı Ryan Kent'i sağ aldı. Ceko çıkmaz abi ya, ama Ceko'yu da çıkarma sebebi hatalı 4-4-2 yine abi. 4-4-2'ye dönüyor. Ama şimdi diğer takımlar da böyle oynayacak Fenerbahçe. Oyunu geniş alana yayacaklar. Zaten bak adamlar ilk yarı mesela. Pas yapıyorlar defanstan abi. Dikkat ettiniz mi? Hiç bizimkiler basamıyor abi. Güçleri bitmiş. Tamam, ama yok onunla alakası yok abi. Defansa öne çıkarmadığımız için basmıyoruz. Yani abicim olur mu? Hayır bak, abi. Öndekilerin de gücü bitmiş. Oradaki bizim en büyük sıkıntı Çağlar abi. Ben sana diyorum Çağlar konuşsana. Sen haklı çıktın o konuda. Çağlar gerçekten önde basamıyor ya. Sen onu şey yapıyordun dile getirdin. Çağlar abi bak mesela Çağlar sırtı dönük oyuncuya pres yapıyor ama bak bugün yaptığı mesela bütün hamlelerin hepsi boşa çıktı. Aynen. Ya, tek Çağlar'da yani. Ön tarafın yani biz kabul edeceğiz. Top tutamıyorsun. Sen top tutamıyorsun. Senin bir kez abi, top fundamental'ın yok. İleride pres yap. Tamam abi bir şey söyleyeyim sana. Sen bak 2-2'den sonra set yapmadın ki. Hızlı çıkmaya çalışıyorsun. Dengesiz abi, top geri geliyor. Sen geri alıp orayı kapmaya çalışıyorsun. Abi dağıldık zaten değişikliklerle de. Ben 0-0'ken anlatıyorum. 0-0'ken. Ne yapıyor abi? Adamlar pas yapıyor defansta. Pres yapamıyor abi. Çünkü adamların gücü bitmiş yani. O zaman abi oraya şey koy mesela. Fred gelince İsmail Fred yap. Oraya da gerekirse King'i koy abi. Ciku'yu çek abi. Ciku'yu mu masaya çek? Biraz atletizm lazım. Bu takımı sıfır atletizm var abi. Ya abi şu zaten başımıza ne geldiyse iyi giden şeyleri bozma şeyinden geldi. Yok tabii. İşte böyle saçma sapan. Abi bak Çağlar üzerinde illa yani. Abi biz Çağlar'a milli takımı hazırlayacağız diye şimdi ben niye Çağlar'ı alıyorum? Ya böyle aptalca bir transfer var mı ya? Net. Ya abi. Abi problem değil ki Çağlar'ı almam. Bak abi, sen. Ben de sana diyorum ki. Olan yeri adam al. Oynatma kes bir şey abi, değil. Abi hayır Erkan abi. Çağlar üzerinde konuşmuyorum. Yani senin derdin Çağlar mıydı ya? Yani senin, ya değil de aynı. Senin sözünün Krunic miydi yani? Bak bugün Crespo oynasaydı Krunic yerine ikinci golde o golü yemezdik yani. Orada kesin Crespo karşılardı o adamı. Kesin yani. Bence birinci golde de gider o şey oldu. İstasyon oldu Ferdi'ye. Ya abi onun konuda var. Yani, abi Fenerbahçe yani sonra yani bu tarafta. Bu sene en kilit transferimiz Krunic. Çünkü bir tane adam aldık zaten aslında biz. Bir tane aldık bu adamı bize sevim. En yanlış transferimiz. Bizim bu. Aynen. Abi Çağlar problem değil ya. Oralar biraz daha tatlı. Abi 5 satır oluyor. Abi 5 satır can çekiyor. Bu kurun içi başımıza bela ettiniz. Gerçekten ya. Biz etmedik abi. O kadar İsmail'de yaptık onu. Vallahi bela ettiniz bu adamı ya. Hoca ısrarla istedi abi. Hoca aldırdı. İsmail'ciler yaptı diyor ya. İsmailciler demedim diyor sana ya. Ben dedim. Ne İsmailcisi kardeşim? Söyleyeceğim sen söyle. Yok yani Krunic konusunu dedin de hoca bir yıldır istiyormuş abi. Yani şimdi hoca da bir yıldır bu adamı istiyorsa biz de taraftar olarak elimizden bir şey gelmiyor ki abi. Bugün Krunic'in performansına bakıyorum. Bugün de çok bakıyorum. Dedi bence Krunic ama beklediğimiz oyuncu değil. Şöyle abi bak. Yok abi, ben şunu bekliyorum abi. Ben bir şunu söyleyeyim Cenk, hemen sana vereyim Brom, kusura bakma. Abi bak ben rakipten baskı yediğimde oyun kuramıyorsam benim 6 numaram bana artı bir yaratıp o topu alamıyorsa o adama benim ihtiyacım yok abi. Bak benim olaya bakış açım budur. Oyun sıkışmış, zorlanıyorum. Oyunu rahatlatamıyorsa, ben buradayım demiyorsa o 6 numaraya ihtiyacım yok abi. Peki benim Cem, bu kadar. Cem bir şey söyleyeceğim.
6 numaram. Cenk'in sözü. Duyuyor mu beni Cem? Duyuyorum, ben, duyuyorum. Kardeşim özür dilerim, sözünü kestim de kestiysem. 6 numara oyun kuramıyorsa bro, defansındaki iki adamdan birisi oyun kurar. Tamam mı? Bizde, haklısın, haklısın. Bizde elimizde dünyanın belki de en iyi oyun kuran oyuncusu var defanstan. Bonucci. Bak dünyada belki en ileriden birisi. E baba biz bunu oynatmıyoruz yani. Bak görüyorsun. Kulüniç de yapamıyor. O zaman Bonucci ile oyna. Yani ben mesela bugün normal sol stoper oynayan Çağlar'ı biz bugün niye sağ stoper oynattık mesela? Ha, geçen hafta aslında solda oynamıştı abi. Evet, niye bu hafta değişti? Geçen hafta soldaydı, bu hafta niye sağ? Niye değişti? Doğru, niye değiştirdin yani? Ama olmayacak. O zaman Bonucci'yi oynat. Baba adam oyun kursun yani. Çünkü Kulüniç... Görüyorsun da oyunu kilitlediklerini Kulüniç'in yani. Kulüniç'e. Benim takıldığım konu o yani. Çağlar'a ben kış yapmıyorum. Ben baba benim elimde daha iyileri var ya. Ben de Osturma hızlı adam lazım. Osturma oldu var. Oyun kuracak olacaksa Bonucci var. Ciku zaten tartışmaz en iyisi aralarında. Hani size acı bir şey söyleyeyim ama mi? Ama Fred'den şey döndüğü zaman bak Fred'den Osay'a döndüğü zaman takımda değişim olur mu? Çünkü bence Fred döndüğü zaman ben bak Osay dediğin aklıma geldi. Büyük atletizm problemi var takımda. Mert Müldür'ün Osay'ın oynaması da çok fark aynen eder. Aynen öyle. Abi bak bu Mert Müldür de abi 60'tan sonra filan bütün hareketleri gözle batmaya başladı. Ya ikili mücadele. Gerçi orada bir cümle darbı var da. Ama dağıldı abi, ya. Osay abi. Osay'ın atletizmi kesin lazım. Bir de Fred konusunda bu stoperden top çıkarma. Abi o yani o konuda bugün resmen işkence çektik. Adamlar 90'da bile ön alan baskısı yaptı bize. Doğru düzgün top çıkartamıyoruz. 90 kabız artı olduk 3. Kabız. Bak 90 artı 3 olmuş. Sanki 3-0 öndeyiz. Hala Sebastian filan stoperler pas yapıyor. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Haplandınız mı siz? Yani topu alıp götürebilecek adam yok. Ya Fred'in o konuda eksikliğini inanılmaz hissettik. Bak Kurniç de bugün bir tane aslında gol pası verdi. Bir tane de direkten döndü. Gol çıkardı. Abi hücum tarafında bence kötü değildi işin. Bak hücum tarafı iyi abi. Ya bu Aroa var ya bizim beğenmediğiniz. Of Allah'ım yarabbim. Beğenmediğiniz Aroa bile bunu yapıyordu zaten. Adama Kurniç abi Kurniç çok ileri gidiyor. Aroa 3 kere abi bugün mesela bir ara Kurniç mi 8 İsmail mi 8 karıştırmaya başladı. Kurniç çok öndeydi. Ha işte Fred abi Fred dua edelim de bu Fred en hızlı şekilde gelsin. Yok, kardeşim bak, o eninin topla. Lafı var ya eninin lafı. Fredsiz bizim oyunumuz yok diyor ya. İşte Fred de yürümeyi beden tamam, vermemiş. Bir şey mi? Erkan bu, abi. İsmail bu, Mert Hakan Zayç yap. Şey Zayç diyor. Mert Hakan Zimanski yap bro o zaman da. Yani. Yok abi bak Mert Hakan değil. Biz geçen haftalarda da aslında oyun kurmada vesaire sıkıntı yaşadık ama işin savunma tarafında İsmail Yüksek'i niye burada övdü abi herkes? Çünkü adam iki kişilik oynuyordu. Bugün İsmail Yüksek biraz sallandı. Orta saha Allah pamuğuna döndü abi. Yani burada bir sıkıntı var yani. Bence acilen İsmail'in 6 numaraya Fred'in 8'e eski yani o işe dönmemiz lazım. Aynen abi bu maceraya gerek yok ya. Bu Kurniç bunlarla değil abi. Dediği abi gibi bak, adamın İsmail Kurniç Fred'i abi Kurniç Fred yaparsak bugünkünden de kötü olur bence. Yalnız Jesus olsaydı var ya şu an 9 puan önde liderdik. Aynen abi ne oldu? Ne olacak ya? Bu adam şunu kurtulmak için deme şunu. Zeynep'i yaptın odayı abi. Karıştırma bro. Bu adam da onu sevmiyor zaten. Için. Hayır kendisi aynen, anlatıyor. Bro. Bir de yani dünyanın en iyi kalesi de kaleci aldırdınız abi. Daha bile gitmedi. Ya abi ya bırak Allah aşkına ya. Bak bir tane. Kardeşim ben size tek bir şey soruyorum. Livakovic değil de İrfan Can olsa önemli değil. Evet. Problem. İlk golü asla yemezdi abi. Yemezsin. Abi onu da bilemeyin şimdi bak. Papatya sala o ya. Lan oradan 3'er 2'ye fark etmez. Sen büyük takımsın, şampiyonluğa gidiyorsun. Sen nasıl reaksiyon veriyorsun? Abi sen tamam. İki yiyebiliriz. Üç tane de atmamız lazım şu Alanya'ya. Ya. Abi kardeşim abi Samsun'da ya. Kardeşim. Samsun'da ya. Tamam. Ne bileyim. Anlamıyorum abi. Ne bu abi? 22 şut çekmiş. Bak dakika 70 falandı. Fenerbahçe 22 tane şut çekmiş. Rakip 2 tane yapmış. Şunu soruyorum size kardeşim. Bu rakip nasıl 2'de 2 yapıyor? Alanya Spor kümeye düşen takım. Senin sahanda nasıl 2'de 2 yapıyor? Kaleci yok kaleci. Ama sen... Çünkü. Tamam o zaman 23'te 2 nasıl yapıyor kardeşim? Sen bunun hiçbirine hocayı koymuyor musun arkadaş?
Hiçbir yerinde hoca ya, yok mu? 23 tane şu şekilde gidip. Dakika 70-80'lerde falan böyle 22'de 3'lük yani. Öyle bir yerde. Abi, ikisi gol. Demek ki kalecide sorun var işte. Sen kendi ağzına. Lan oğlum onu demiyorum. Onlar nasıl diyorum doğru bir şey yapıyor. 2'de 2. Sen 22'de niye 3 yapıyorsun? Sana ben abi, nasıl söylüyorum? Vallahi küfür edeceğim. 22'de 2 niye yapamıyor? Onların kalecisi iyi diyorsun. Ya kapayım ya abi. Abi. Sen altı kafayı nasıl çıkardı? Görmedin mi abi? E bir tane çıkardı. 22 tane var ya. O kimin mikrofonu abi? Bağış senin mikrofonun çok yankı yapıyor buram. Abi kurunu çekimi de çıkardık. Şey döndü. İrfan ikini de çıkardı mesela. Onun kalecisi mesela. Abim bak lütfen benim zekamla oynama. Ya abi Allah'ın İrfan ikini çıkarmadı. İrfan kaleciye pas attı ya. Yapma Allah. Ya abi bu adamlar 6 pasın ay, içinde. Bağış sen konuşma bro. Senin mikrofon rezalet arkadaş ya. Yani seni tanıdığımdan beri ben sana bu mikrofonu söylüyorum. Yaklaşık 1,5 senedir biz tanışıyoruz da ya. Allah'ını rica ediyorum kulağım ağrıdı bağış at oradan. Yok bir şey değil. Ya ben şunu abi o kadar bir şey, saydan bir şeyden bahsediyorsun. Yani diyoruz ki kardeşim bir takım vardı 4-5 haftaları yapıyor. Siktir et oraya geçtim. Son bugünkü maçı alalım diyorum. 22 kez giriyorsun. Sıkıntı ne biliyor musun abi? Senin denemeleri sen orta yapıyorsun ya. Aslında bağışın dediği şey o. Bak bugün gözümüze battı. Kafayı kaldıran orta yapmaya çalışıyor. Abi bir şeyler de vardı. Cengiz'in vardı abi bak. Cengiz'in vardı bir tane. Vur şey konu için verdiği pas. Offside. Tadiç'in offside. Ya bir dakika abi. Ulaş abi. Ceko çıkardı 2-2 iken. Mert Müldür gidiyor kaleye vuruyor. Bomboş abi. Bak Tadiç'e indirse bomboş. Niye kaleye vuruyor abi? Kahraman olmaya çalışıyorsun ya. Hatırladınız mı o pozisyonu? Evet. İçeride de yaptılar onu Cenk. Yapamadılar bu sefer. Doğru yerde vurmuyor. Mesela Çağlar'ın vuruşunu hatırla. Gitti içeriği kesti. Kendisi kaleyi daha rahat görüyor. Ya abi, net evet, görüyor da var. Bak şu da var. Bu Alanya özelinde değil. Abi bu ya ne oldu abi? Bunlar şampiyonluğa mı oynuyor? Ya? Bu Ertuğrul yani Fenerbahçe'nin ekmeğini yemişin. Ya, ayıp ya valla bu. Ya bilmiyorum abi biz şampiyon olmayalım diye herkes şey yapıyor ya. Adam yerlere yatıyor. 4 kez falan yere yattı ayağıma sakat. Öldüm mü ya? Ama hocanın taktik değil. Bak o taktikseldi ben sana söyleyeyim. Bu kadar efortu gösteren bir takım zaten onun dinlenmesi lazım. Batshuayi'nin vuramadığı var ya bak orada kafasını uzatsa penaltı zaten. O Kent'in indirdiği top var ya. Evet abi ayağıyla roveşat atmayın. Ayağını niye uzatıyorsun abi sen oraya kafanı uzatacaksın. Bak Ceko mesela Ceko orada olsaydı goldü abi ya da penaltı. Pozisyonu ona göre almıştı abi. Tam böyle abi hani ona göre kendini abi ona işte. Göre yandan, yok, ona yok, göre alınmaz abi pozisyon işte. Futbolcuya ona göre alınmaz öyle bir gol atılmaz. Anladım anlatayım. Futbolcuya haksızlık olur. Şimdi orada anlık gelişiyor abi. Adam topu indirdi. O an evet. O adam orada voleye doğru kendini hazırladı. Yapacak bir şey yok orada. Bir konu var abi şunu söyleyeyim hemen. Şimdi burada kupa maçını beraber izledik Erkan. Kupa maçında ne dedik? Kardeşim bak King'de bir şunu belirtmem lazım içimde kalır çünkü. Ya bu King sakatlanmış. Sen bu Tadiç'i oyuna atacağına niye Kent'i oyuna atmıyorsun? Zaten bu adamı sen ıskarta düşünüyorsun. Niye Tadiç'i risk ettin dedik. Dediler ki başkan kararı. Bugün geldiğimiz noktada son 10 dakikada geldin mecbur kaldın Kent'i oyuna attım. Bu adam Lazio'da direkten döndü kendisi gitmek istemediği için. Abi bak bir takımda Şubat ayında böyle bir şeyle karşılaşıyorsak burada bir problem vardır. Bu problem de öyle basit bir problem değildir. Teknik heyetin de aklı başına alması lazım. Bugünkü Kent tercihini her türlü sorgulaması lazım. Burada bir tane son dakika gelişmesi vereyim o zaman size. Kupa maçında da alacaksın oyuna. Buyur. Yağız yazmış bunu da bayağı bir zaman önce yazdı. Şimdi bana arkadaşlar attı bunu. Fenerbahçe'de bir yardımcı, yani teknik heyete bir tane takviye yapılacakmış bu hafta içerisinde. Abi vallahi çok erken davrandılar. Bravo. Ben sana söyleyeyim. Abi bence o adam yardımcı olarak Ersun Yanal ben diyorum. Söyleyeyim abi bak bu ekip işidir tamam mı? Bu teknik ekip işidir bu iş. Ben İsmail Kartal'ın zaten yeterli olmadığını biliyorum. Yani yeterli değil. Ekibi hiç değil. Mesela yani İsmail Kartal'ın ekibindeki herhangi bir insanın yani İsmail Kartal bunları derlemese mesela Fenerbahçe'de çalışma şansı yok. Çalışamaz. Yani Tokat geçmişte kariyerinde Tokat Sporlar işte ne bileyim. Şampiyonlar niye öyle diyorlar? Zonguldak Kömür Sporlar. 100 gol attık diyenler nerede? Hayır bak mevzu o değil abicim mevzu şu. Fenerbahçe'nin kadrosu zaten çok üstün. Fenerbahçe'nin kadrosu çok üstün bir kadro. Öyle Fenerbahçe bugün bu sıkıntıları çekiyorsa bunun sebebi belli. Ya sen çünkü bilmiyorum analistin mi kötü ne bileyim
oyuna müdahale ederken ne rapor veriyorlar sana mesela, nasıl bir rapor geliyor? Ya mesela ben anlamıyorum, İsmail Kartal futbolu bilen bir adam, doldur boşalt futbola geçecekken Dzeko'yu çıkartıp Batshuayi oyuna atmak nedir abi? Bak Batshuayi farklı bir oyunun oyuncusu. Dzeko'yu oyundan yani abi Kent girdi. Kent'i sağ kanada attı. İrfan Can santrafor mu geçti? Sol kanat mı oldu? Ne oldu orayı kimse bilmiyor mesela. Kimse bilmiyor. 10 numara ikinci forvet oldu İrfan. 4-4-2'ye döndü. Ya ne ikinci forvet öyle ikinci forvet affedersin abi. Sikerler öyle ikinci forveti ya. İrfan Can'dan ikinci forvet. İrfan Can'ın ikinci forvet olduğu takım gol mü atar, gol mü atabilirdi ya? Skor mu olabilir abi? Değil. Taşak mı? Bak 4-4-2'ye döndü. Dzeko Batshuayi forveti yaptı. Baktı oyunu tamamen Alanya'ya verdi. O sekasta hiçbir şekilde topu tutamadık. Ondan sonra tekrar Dzeko'yu çıkartıp 4-2-3-1'e tekrar döndü. Yani bu... Ben sana bir şey söyleyeyim Mert. Hı. Pazartesi günü inşallah adamcılık yapmazlar, doğru karar verirler. Bak bu Kent kronik, bu King kronik. Bu Kent bize çok lazım. Eğer ki bu Zayiç kadroya yazıp da Kent'i bırakırlarsa abi intihar olur. Onu ama da söyleyeyim. Aslanım, bak oradaki sıkıntı bu ne çocuğun... diyor? Eğer sen Zayk'ı da orada kullanmazsan, ki ben Zayk'ı zerre beğenmem. Sen neyle kalıyorsun biliyor musun elinde? Bir Mert Hakan'la. Çünkü Bartu'yu da yollamış. Crespo'yu da yollamışsın. Abicim ama Zayiç işte bak. Zayiç sana katkı vermenin çok uzağında. Bak bugün Kent aylardır maça çıkmıyor adam. Aylardır süre bulmuyor. Dedik ya abi bu adam harcamayın dedi. Ne kadar, harcanın... ne kadar fit. Beğenmeme lüksü yok bu dediler süre adam. Ne kadar fit. İş ahlakı var işte. Demek ki bu Zayiç gibi yatmıyor abi. Bak maça girdi. İki tane tehlikeli pozisyona soktu. Bir o topuk pasıyla, bir de o Batshuayi'ye indirdiği top, kafayla indirdiği top. Her topu da yani gelen 10-15 dakikalık bir sekansla oynadı. 83'te girdi. 90+7 ile beraber hesapla 12-13 dakika oynamasına rağmen o 12-13 dakikada varlık gösterdi abi. Bak ben söylüyorum, bu King'in böyle bir kronik olduğu bir senaryoda Fenerbahçe intihar eder. Hemen Zayiç'i anında postalayıp bu adam kalsın bari. Ve Fenerbahçe'de bak ben size söyleyeyim abicim, bu kadronun oynadığı futbol yakışmıyor. Fenerbahçe kaos futbol oynuyor haftalardır. Fenerbahçe kaos futbol oynuyor. Bu da Fenerbahçe bu futbolla şampiyon olamaz kardeşim. Hatta bir de bugünün söyleyeyim meselesi değil. Fenerbahçe 5 haftadır kaos futbol oynuyor. Ya bugünün diyorum ya işte. Yani Fenerbahçe haftalardır kaos futbol oynuyor. Abi ya. Ben şunu da söyleyeyim. Ya, beni isterseniz linçleyin abi. Ben bunu söyleyeyim. Beni isterseniz de linçleyin abi. Fenerbahçe tekrar lider olup da rakibine puan farkı açana kadar da görüşüm budur abi. İsmail Kartal hoca falan değildir. Bu kadroyu ben de ikinci yaparım bu ligde abi. Net. Net bu kadroyu, Fenerbahçe tarihini. Bu kadroyu ben de ikinci yaparım abi bu ligde. Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrolarından biri. Adam akıllı top oynayamıyorsun. Kadıköy'de ligden düşecek ve şu anda yani en rezil takımlardan biri olan, mesela dört büyükler arasında en rezil takımlardan biri olan Trabzonspor'a 9 puan bıraktın. Galatasaray'ı saymıyorum. O seninle liderlik yolundaki rakibin. O maç berabere kalabilirsin eyvallah. Ama hiç açıcı değil abi şu bırakılan 9 puan. Yani hiç iç açıcı değil. Ve yani biz diyoruz ki bak bu maç kaybetmeyiz diyoruz. Yani öyle bir durum söz. Bak lazım. Ne zaman sokmak lazım? Şey yapmaz. Hoca şey yap. Ceydin'i koyup takımı. Ceydin çok iyi oyuncu abi. Ceydin koy sol beki. Ferdi koy orta sahaya abi mesela. Ama hocanın değişikliği. Şeyler yap. Ne kadar kararsız kaldığını da çok abi, bir şeyler yap abi. Bu kararsızlık nerede gösteriyor biliyor musun abi? Orada mesela doldur boşalt yapıyor ya. Normalde sana bir tane kule gibi bir adam lazım. Yani Çeko'dur o da orada. Sen o kadar öyle kararsız kalıyorsun ki Çeko'yu çıkarıp başka bir şey denemeye başlıyorsun. Aslında senin oyunun başka oyuncunun oyunu. Sen başka bir şey yaratmaya çalışıyorsun farklı bir oyuncudan. Abicim, bu normalde atacak. Bu adamın oyun, bak oyunun ilk dakikası 11'inde yapması da zaten onun için bir çelişki değil. Ben sana şunu söyleyeyim abi, yani belki o kısım tekrar edeceğim gibi olacak ama
bize düzgün bir yardımcı lazım. Ha, doğru muhalefet yapacak. Yani hoca değişikliğinde uyarıcı olacak. İşte bak şöyle yapacak, farklı kullanabileceğiz. Şimdi bak bu Fred olayına gelelim abi. Bak senden biz bayağı burada konuştuk bu Fred olayı. Bu çok önemli, çok değerli bir oyuncu. Yanındaki adamları da oynatıyor. Bak ben bu Kurniç'ten hiç emin değilim. Ama Fred gelse belki Kurniç'i ben daha farklı göreceğim. Burada da böyle bir yok şey. Abi yine yetmez. Tek bir tane adam yetmez abi. Bir tane adam zor. Abi İsmail'le bak İsmail'le oynadığında abi, Kurniç bu kadar olsa Fred'le yerlerde gezer yani. Tabii. Ya mevzu değil ki kardeşim, siz bu İsmail'in nesini övüyorsunuz ben anlamadım. İsmail mücadele etmekten başka bir sikeye yaramıyor. Ya. Bugün bu İsmail'i işte. Bugün bu İsmail'i yani övmek için ne yaşadınız abi, ben anlamadım ki. Hasan, ya. Bugün bu İsmail'i kanserini içti ya. Kurniç diyoruz Hasan. Kurniç yok. Kurniç'ten bahsediyoruz. Kurniç yok Brom yani. Siz bu Kurniç'in neyini seviyorsunuz? Bak 5 hafta oldu bana bir tane söyleyemiyor. Biz bunu yapıyor çok iyi. Şey de bunu seviyoruz bakalım diyemiyorsunuz. Hani mesela bak diyorum ya ben mesela Fred gelince Kurniç İsmail Fred de yapabilir abi. Hani Şimanski'nin oynaması gol katkısı da yapmadıktan sonra bir anlamı yok ki bana mesela. Yalnız Ulaş abi benim aklımı okudu. Ya inanılmaz bir şey. Tam böyle hani lafa girip bir şey söylemek istiyordum. Adam birebir bunu söyledi. Sene başında İsmail Kartal'ın bir muhabbeti vardı, işte benim bir daha fazla taktiğim var. 4 ne demişti ya? Ha 4-2 işte ya şu an sinirden konuşuyor. Ya 4-3-3 de oynatabiliyorum ben. Hani 4-3-3 de var. Mevzusu var. Forvet de oynatabiliyorum. Aynen. 4-4-2 de işte var benim şeyim arasında. İşte 4-2-3-1 de var vesaire. Sene başından beri 4-2-3-1'den başka hiçbir şey görmedim ben. Yani oyun içinde değiştirmek eyvallah da yani belirli dönemlerde bazı oyuncular formsuz olabiliyor. Bunun için herhangi bir şekilde oyuncu suçlamanın gereği yok. Çünkü hani Ronaldo ve Messi değilsen ki Ronaldo ve Messi'nin bile dönem dönem çok kısa süre olsa da hani kötü oynadığı zamanlar olmuştu. Her oyuncunun formu düşebilir. Hafif bir sakatlığı olabilir. Rakibe göre yeteri kadar performans gösteremeyecek durumda olabilir. Rakibin çok gözüne battığı için ona özel önlem alınmış olabilir ki yani bir ara hani Arda Güler'i bile Kazımcan falan durdurdu muhabbeti. Arda Güler'in üstüne 3 adam falan yollamışlardı Galatasaray maçında. Abi Şimanski ben çok sevdiğim bir oyuncu. Yani sene başında da çok iyiydi ama ölmezsin yani her maç Şimanski 11 başlamak zorunda değil. Ulaş abinin dediği de burada devreye giriyor zaten. Tam bunu diyecektim. Kurniç, Fred bence de yeterli olmaz. Çünkü işin komik yanı İsmail'i çıkar Fred'i koy. Zaten Fred İsmail kadar koşmaz, basmaz, kendini yırtmaz. İsmail'in tek özelliği bu. Yani Fred komple bir oyuncu. İsmail'in çok iyi yaptığı birkaç şey var ama geriye kalanları yapamıyor. Zaten Fred bu yüzden bu kadar özel bir oyuncu. Sen oraya bir şekilde belki Fred'i koyarsın, oraya İsmail'i de koyarsın, Kurniç'i de koyarsın. Kurniç geriden top mu dağıtacak, ne yapacak? Bir de en azından orada bir tane adam olur. Hani bir şey durur orada. Önündeki oyuncular daha da rahatlar. İsmail daha da rahat pres yapar ön tarafta. Fred daha da rahat kaleye gider. Çünkü onlardan biri bir sıkıntı yaşadığı zaman geriye dönerken en azından bomboş olmaz. Veya tek bir oyuncu olmaz. Hem İsmail hem Kurniç olur. Hani bunları ben deneyeceğini hiç zannetmiyorum bu arada. Ben çok şaşırdım hoca Fred'i iyileştikten sonra. Ya hani Şimanski olmuyor. Belki maç içerisinde bile ben oraya atayım abi şey yedekten. İşte İsmail'i de atayım. Fred ile Kurniç'in arasına. Ön tarafta işte Tadic'in, Dzeko'nun daha çok serbestliği olsun. Orta sahayı çok kalabalık tutayım. Zaten kanatlardan gelme ihtimali yok rakibin. İşin komik yanı yani Türkiye tarihinin belki en iyi bek kanat oyuncuları durumu var şu an bizde. Yani Osayi, Osterwolde, Ferdi, Mert Müldür bence çok iyi oynuyor bu aralar. Hani bunların hiçbiri kanattan adam geçirecek adam değil. Defansif olarak zaafı olacak oyuncular değil. Bunlar zaten kenarlarda direk gibi dururken orta sahayı da sıkıştırdığın zaman adamlara hiçbir şekilde şans vermeyeceksin. Ama bugün yani birçok sebep vardı zaten bizim kötü oynamamıza. Ama en büyük sebep bu maçı kaybetmemiz diyeceğim de puan kaybetmemizin sebebi orta saha pamuk gibi delindi abi. İsmail çıktıktan sonra yalama olduk. Ha? Şey de yapabilirsin mesela atıyorum Fred yok ya mesela orta sahaya bir şey yapabilir değişik Kurniç Ferdi İsmail yap mesela sol beke Ceyhan yok be abi yapma da abi Fred'deyken pardon Fred'deyken diyorsun pardon. Adam yapmıyor abi yapabilir adam yapmıyor adam bir şey üretemiyor abi zaten bize İsmail Kartal'ı keyif şimdi mesela bu yardımcı konusu Hasan yardımcı konusu ben yabancı olabilir mi mesela bu ligin hani bilmiyorum hani ben de o kısımda çok kararsızım. Şampiyonluk görmüş bir yardımcı hoca lazım bize değil mi?
farklı bir abi şey. Abi kaliteli, bak kaliteli orada futbol aklı olabilecek. Yani futbolu gören, okuyan, saha için okuyabilen kaliteli adamlar olması lazım abi. Bizde Tokat Spor'un maçını analiz etmiş adam geliyor Fenerbahçe'nin maçını analiz ediyor. Ne verebilir ki abi? Diyor ki işte oradan. Ulan Ceko'yu çıkartalım. Batşuay'ı alalım. Tamam. Doldur boşalt oynuyorsun. Onu düşünemiyor mesela. Diyor ki mesela İrfan'ı 8'e koyalım koyun. Topa %45 de sahip oluyorsun. Onu düşünemiyor mesela. İrfan'ı 8'e koymaya akıl ediyor. Ama onu saha içerisindeki oyuna yansıtabilecek zekaya sahip değil. Onu yapamıyor. Sen böyle bu abicim bu teknik ekip yetersiz. Bu kadar basit. 2-2 daha 4. Teknik ekip yetersiz. Yardımcı bence gelecek değil. Bence yardımcı geldi. Bunu kupa maçında gördük zaten. İsmail Kartal'ın yardımcılarından birinin kulağında kulaklık var. Dışarıyla İsmail Kartal o yardımcısıyla dışarıyla fikir alışverişi yapıyordu. Ne konuşuyorlar bilmiyoruz ama bunu gördük yani kameralara. Ya bu herif yardımcıları tam stajyer ya. Bunlar Fenerbahçe bir şey vermez. Bunlar Fenerbahçe'den bir şeyler alırlar. Yani bilmedikleri teknikleri Fenerbahçe kulübünden öğrenirler. Bu adamların bize vereceği ben katkıyı gerçekten soruyorum yani. Ne ver? Sen hiçbir zaman bir şampiyonluk mücadelesinde olmamışsın. Sen kaos yönetmeyi bilmezsin. Yani sen nasıl bir katkı veriyorsun yani? Buran Topal'ı getirelim hocam. Yok. Ya bizim Jaden Maiden iyi yürüyordu. Yani bu devre arası transferler acaba takıma zarar mı verdi? Göreceğiz. Hani Crespo da iyi yani gidiyordu aslında. Ne transfer ettin ki sen ya? Abi işte tamam, abi. Bir kurunu çaldın abi. Tamam abi. Ulaşan burada ya. Güç kaybettik dedik devre arasında abi. Abi Jaden'ı da hayır Jaden'ı da al. Abi yedeğe attın adamı sen. Jaden'ı yedeğe attın. Jaden çünkü bütün topları topluyordu orada abi. Arkaya top atamıyorlardı. Öküz gibi adam. Jaden'ı biz stoperden aldık. Bir de Krunic'e Crespo'yu değiştirdik. Ya ama acaba Ulaşan bir şey diyorum ya. Bak şey ama Osayi'den Fred geldiği zaman bu İsmail Kartal hani Krunic'i değil de İsmail oynatırsa İsmail Fred, Şimanski işte Osayi Ferdi Merdi yaparsa yine takım rayına oturuyor. 2 puan kaybetmek dünyanın sonu değil. Kaos olmaması lazım. Ya ben rakibin şey haftalardır Kaan Aykan'la Ayhan'la Berkan'la bek oynatıyor abi ya. Ya bunlar ben, problem olmamalı bu kadro yapısında ya. Aklıma şimdi. Vallahi geldi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani kadro yapısı, kadroda şu var bu var. Abi adamlar bu hafta Başakşehir'e 2-0 geçtiler abi. Beklerinden biri Kaan Ayhan, öbür bekinde Berkan Kutlu vardı. Yani biz yani. Bir yok diye darma didin oluyorsak abi hocayı hemen gönderin abi ya. Tutmayın 5 dakika takımda. Bu diğer oyun... Geçti ya abi. Hocayı göndermek şu saatten sonra bir şey ben vermez yani. Bu saatten sonra hocayı güvenmez. Yani hoca şunu falan deneyemez miydi ya? Osterwold Ulaş abinin dediği gibi sol bekte iyi oynuyordu. Ya yani Bonucci ile Osterwold'e ikisini tutardın abi. Önlerine Ciku'yu 6 numara olarak koyar. Önlerine de işte İsmail Fred yaparsın. İsmail Kuruç'a yani illa elimizdeki orta sahada değil. Mesela Ciku'yu da kullanabilir 6 numarada. Yapamaz abi yapamaz. Osterwold'e falan da olabilir. Yapamaz abi o. Ya ben bu saatten sonra hiç yapamaz zaten. Bu hoca dokunuşları abi. Bu mesela bak ben Galatasaray maçından sonra bir şey söyledim abi. Yani daha doğrusu Adana Demirspor maçından sonra bir şey söyledim. Adana Demirspor'la Fenerbahçe berabere kaldı. Ama Fenerbahçe gerçekten müthiş bir oyun oynadı ve maçı kazanabilirdi. Fenerbahçe beraberlik yani kaybetmemeyi tercih etti. Kazanmak istemedi, kaybetmemeyi tercih etti. O gün bir şey söylemiştim. Hani iyi hoca sana başarıyı getirebilir bir şekilde ama Cesur Hoca şampiyon olur abi. Bunlar da Cesur Hoca'nın yapacağı hamleler. Yani Fred'i, Ferdi'yi 8'de denemek. Bu kadar formdayken mesela Jaden'ı bir şekilde oyunun içerisine atabilmek. Yani bir şekilde nasıl değerlendirebilirim? İşte bu şekilde değerlendirebilirsin. Jaden'ı örnek veriyorum işte sol bek yaparsın. Ferdi'ye bu kadar ihtiyacın olan bir sekansta 8 numaraya konuşlandırırsın. Veya maçı sıkıntıya giriyor abi. Maç sıkıntıya girmiş. Şimdi berabere belli maç. Yani beraberlik gidiyor. Sıkıntıdasın. Ya abi bak gerçekten sinirlenmeyeyim diyorum ama bak al Jaden'ı sol beke tamam mı? Çıkart Şimanski'yi, Şimanski ile Jaden'ı değiştir. Şimanski'yi çıkart abicim, Jaden'ı al abicim sol beke. Orta sahada Fred, İsmail ile Ferdi çift 8 gibi oynasın, Kurniç de arkasında aynen oynasın. Bak sen o iki birden. Yani bak abi, şu yani bu bir hoca dokunuşudur. Ama bizim hocamız neyi tercih etti abi? İsmail'i oyundan çıkarttı, Batshuayi'yi aldı, doldur boşalta geçti, Ceko'yu oyundan çıkarttı. Orta sahada şimdi Şimanski arkadaşlar Şimanski 8 numara değil yani. Söyleyeyim onu. Yani Şimanski evet çok tempolu bir futbolcu ama Şimanski orada hani şeyin yükünü kaldırabilecek bir topçu da değil. Kurnik zaten yumuşak. Hani adamın özelliği mesela hani İsmail tarzı bir oyuncu değil, sert bir oyuncu değil. Zaten yumuşak bir oyuncu.
Sen orta sahaya abi direkt olarak dedin ki gel al senin olsun orta saha. Gözünü sevdiğimin adamı yani birazcık akıl yok mu? Ya. Birazcık ya biraz cesaret ya çok zor bir şey değil mi? Biraz yani önce şey yapmış. Dedim biraz ya cesaret. Sıkıntı ne biliyor musun? Ben gerçekten onu sıkıntı olarak sonra söyledim ama Ryan Kent'i oynadılar da ben onu o anlamda anlatmak istemedim. Ben diyorum ki sen Çeko'yu takımın golcüsünü çıkarıyorsun. 6 aydır fut top oynamayan Ryan Kent'i koyuyorsun. Ya ben bu akla işte muhalefetim yani. Sen, ben de yani muhalefetim Ryan abi söylüyorum işte. Yani Emre Mor'dan son 10 dakikada ne bekliyorsun hocam? Sen bu adamları zaten kullanmıyorsun. Kurtarıcı dediğin adam kullandığın adam olur. Gidersin ne vereceğini bilirsin. Ama Çeko çıkarmak da delilik ya Fenerbahçe'de gerçekten ya. Kulüp paylaşım yaptı gördünüz mü? Ne dedi? Şeye cevap vermiş. Galatasaray'a cevap vermiş. Demiş ki kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen, kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazanan, dualarla, himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz. Kişi kendinden bilir işi. Bu sezon saha içi, saha dışı kurgularınız tutmayacak. Algı, manipülasyon ve yalanlar değil, hak eden kazanacak. Fenerbahçe şampiyon olacak. İnşallah. Ya güzel güzel bir açıklama çünkü sahada olandan bağımsız şekilde bunları hala yapmak ya, lazım. Çünkü karşı tarafa bir cevap vermek zorundasın yani hani algıya baksana. Penaltı %100 penaltı. Kırmızı kartlı pozisyonlar. Ne kırmızı kartı ya bizim maçta? Tabii çünkü Sarı abi bir kere kırmızı ayağını kartı. Çekiyor adam. Bir de topa vuruyor abi. Toptan sekiyor bir de basar basmaz çekiyor bir de tam şeyine basmıyor yani bilek üstüne basmıyor tam. Net sarı. Ne rezil takım ya cidden bunun üzerine açıklama mı yapmış bunlar? Kırmızı kart penaltı falan diye. Ama İsmail Kartal'ın çözmesi lazım abi. Yani bu hani İsmail Kartal'ı hani diyorlar ya niye eleştirdik abi sabahtan beri eleştirmiyoruz mu abi eleştiriyoruz yani. İsmail Kartal çözecek abi bu takım iyi gidiyordu. Kurniçov aldırdı. İşte stoperi o bozdu filan. Peki istifa etmeli mi Ulaş abi? Ya ne istifası abi bu saatte ne istifa edecek? Sen mi geleceksin? Ne olacak mesela? Yani bir mevzu olacak mesela bu saatte. Ya ne istifası yani? Bak bunlar ondan sonra ben kızınca kızdı oluyor bak tabii. Aynen Brom ya. Ya seni kızdırmak ki, için söylüyor zaten abi, ya. Tamam da abi yani komik bir şey mi oldu? Yok yani kaybettik yani. Bak şimdi be. Ölüm 50 tane dinlemiş abi. Yok yani komik bir şey olduysa hep beraber gidelim Brom yani. Yok komik bir şey oldu yok yani. Ben İsmail Kartal'dan memnun değilim. Bence istifa etmesi tamam, lazım. Tamam sen ne istiyorsun abi? Fenerbahçe kötü gitsin, İsmail Kartal gitsin mi istiyoruz yani? O mu? Yok Fenerbahçe iyi gitsin diyoruz ama İsmail Kartal bu işi yapamayacak belli yani. Peki şey yapabilir mi? Ersun Yanal yapabilir mi? Mesela gelse. Ya bana daha çok inandırıyor yani. İsmail Kartal bana inandırıyor mesela, yani. Mesela son kaç senede ne yaptı da sana inanmıyor? Tamam son kaç sene son şampiyonluğunu en son hocayla aldın. Kaç sene geçti onun işinden Brom? 10 sene geçti Brom. Brom 10 sene geçmiş yani. Futbol ne kadar değişti. Ama Mourinho 10 sene önceki Mourinho'ya bak. Mourinho boşta. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Bak bu saatten sonra rica ediyorum. Fenerbahçe taraftarı biraz da aptal olmayalım. Rica ediyorum. Şu saatten sonra hoca değişikliği falan abi çok yanlış bu söylemler. 2 puan sadece evet, gerideyiz. Şu saatten sonra hoca değişimini falan konuşmak yanlış. Doğru eleştirilerle. Ama şey abi, abi bak bir anlatayım. Bugün başarısız. Hani genel performansı başka ama şuna çözüm bulması lazım abi. Hani rakip abi, oyunu geniş alana yaydığı zaman abi Fenerbahçe felç oluyor. Bana bugün de aynı abi. Defanstan pas yapıyorlar abi. Ben bakıyorum. Kaleci bizim sol stoperle Ferdin arasına atıyor. Pas yapıyorlar Fatih oraya atıyor direkt. Direkt kanatlara bana atıyor. Osterwold'u Osterwold'un oynaması lazım mı? Osterwold'u tabii aradık bence Osterwold'u. Şimdi abi ben şöyle söyleyeceğim size. Rica ediyorum tamam mı? Rica ediyorum arkadaşlar. Şu böyle öldük bittik havasından çıkın. Bu ezikliği bırakın abi. Doğru yerlere eleştirilerimizi yapalım bugün olduğu gibi. Ama bu takım şampiyon olacak. Sadece ve sadece 2 puan gerideyiz. Biz de öndeydik mesela. Biz de geri düştük. Lig devam ediyor. Galatasaray'ın zor bir fikstürü var. Bizim birlik olmamız çok lazım. Ve şu anda zaten hoca değişikliği yapılacak en kötü tercihlerden biri olur. Şampiyonlukta artık kalmış 14 tane maç kalmış. Yani şu anda hoca değiştirmenin hiç kimseye bir faydası yok. Mevcut hocayla bak ben beğenmesem de inanmasam da mevcut bu hocayı bu adamı bir şekilde şampiyon yapacağız abi. Ve şöyle bir şey var. Ya bu İsmail Kartal'la bilmiyorum hani birinin konuşma şansı varsa
birini bir şeyler söylüyorlarsa abi bu adama bir şey Ulaş lazım abi, dokunuş lazım. Ulaş abi şey diyordu işte geçen hafta, Kent'le konuştuk biz, Ali Koç'la konuştuk diyorlardı. Kent'e mobbing uygulayacaklar bu saatten sonra, asla orada demeyecek diyordu adam. Bugün hocalar da ben Ali Koç'la konuştum filan, öyle bir şey ben demedim. Onu diyen ben değilim ya, niye öyle diyorsun Hasan? Hayır yani siz abi Furkan'la beraber dediniz ya, sen de Furkan'a referans gösterdin. Ben demedim ya, ne alakası var ya? Öyle demedim. O Ali Koç'a biz önden yazdım ama dedi. Ama ben İsmail Kartal'a en büyük üzgünlüğüm şu. Ben 2000 o ya, bu buzdolabı olayından da ben sonra blok attı bana zaten. Ya Ulaş abi ben sana elini vicdanına koyarsan bir soru sormak istiyorum. Sen, ben, bugün mesela aylardır oynamayan Kent mesela bugün son 10 dakikaki performansı nasıldı sence oyuna girdikten sonra? Gayet iyiydi abi. Dur abi ben Ulaş abiden cevap bekliyorum. Ulaş abi sığınağa indi Kent sorusunda. Telefon Kent sorusunda iptal oldu. Ulaş abinin meşhur ablası aradı herhalde. Her gün dakikalarca görüştü. Çünkü hayvan konusuna benzedi bro. Yani abi bak ben bir şey söyleyeyim mi? Ya gerçekten çok zoruma gitti ya bugün Kent'i. Ben Kent'i bitik zannediyordum. Hani böyle iki adım koşamaz falan. Göbek yaptı falan zannediyordum abi. Yani Kent bugün aylardır oynamayan adam. Yani çıktı şu futbolu oynadı. Ya bak çok ekstrem bir şey yapmadı. Ama şunu gördüm abi, bu Kent haftalardır kullanılabilirdi. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Gözünü seveyim, yanlış etkileşim veriyorsun. Yok bro ama kıpırdama var yani. Ben söylüyorum, niye yanlış ya? Kıpırdama var bro. Kimi yerine oynatacaksın abi? Kenti kimi yerine oynatacaksın? Hadi için. Tamam o zaman. Ben bugün... Sen nasıl buldun abi? Kes oynat Tadiç'i. Benim için problem yok. Tadiç. Abi kesmesine gerek yok ki. Oyuncu değişikliği diye bir şey var yani. Dakika evet, 70'de. Ben zaten ama şimdi abi Tadiç zaten 90 dakikanın 80 dakikası oynadığı için 80 dakikası. 10-20 dakikada ne kadar fark edecek? Ben şunu söylüyorum. Ya Ulaş abi Cengiz'i çıkarabiliyorsa Tadiç'i de çıkarabilir. Abicim şunu söyleyeyim ben. Zaten ben Tadiç'in biraz daha artık bir şeyler biraz daha farklı yapmasını bekliyorum abi. Bunu herhalde bir tek ben bekliyorum. Siz beklemiyorsunuz mesela. Orada abi, durup götünü dayayıp Ferdi kaçırmasından daha farklı şeyler de yapmalı abi. Evet hoca söyleyecek bunu ona maç içerisinde. Hoca söyleyecek ya da işte hoca bak doğru söylüyorsun. Hoca söyleyecek ya da yapmıyorsa kesecek yapan oynatacak abi. Bu kadar basit. Herhalde hoca söyleyecek. Herhalde hoca yapacak. Ama ben farklı şeyler bekliyorum mesela. Ben de bekliyorum abi, ne yalan dedim ya zaten sen konuşmadan önce o kadar sıkıldım ki. Ama artık. İsmail Kartal hiçbirini vermiyor o dediğin beklentilerin hiçbirini abi, karşılamıyor. Ne yazık ki İsmail Kartal çok abi çok pasif bir hoca yani. Hani yok abi hiçbir şey denemeyen böyle evet tek abi. Bir doğrusu olan ve tek bir doğrusunun yani arkasına gitmeye çalışan bir hoca. Mesela Şimanski haftalardır bir şey oynamıyor bak. Ama adamı oynatma nedeni ön taraftaki o şey nedir o? Ceko ile Tadiç'in pres noksanlığı var ya bizden. Onlar çok yaşlı olduğu için çok koşamıyorlar ya, onu kapatıyor. Başka bir oynama şeyi yok. Başka bir oynama işin kötü ya lan. Farklı şey yap abi. Oraya mesela Ferdi'yi koy oraya. Ferdi, İsmail, Kurniç yap. Atıyorum. Ceyda'nın sol bek koydu. Ceyda zaten her yerde oynuyor abi. Ne bileyim. Pres de hiçbir şey yaramıyor. Maç dinlendi. Başka koy. Bir şey yap abi. Yapabilirsin yani. Antalya sahaya iyi ayıldığı için bugün mesela Şimanski böyle deli dana gibi koştururken adamlar Şimanski'yi mal etti kaç kere yani, çünkü Şimanski koştu, verdi sağ topu, sonra geri aldı, Şimanski bir daha koştu. Hani Ceko ne kadar yaşlı ve hani hantal olsa da sene başında daha aktif, proaktif olduğu doğruydu. Yani Şimanski orada önde baskıyı yaparken Ceko da alan kapatıyordu en azından bir şekilde. Orada arkadan bir destek verebiliyordu. Şimdi Ceko sahanın ortasına kadar gelmiş. Şimanski tek başına 40 metre depar atıyor. Adamların 2 tane stoperi var. Bir tane de bekte boşta, 3 tane adam kendi alanına top çeviriyor. Şimanski de bomboş koşturdu yani. Ben hani burada Şimanski kötü demiyorum, yanlış anlaşılmasın da. Abi bir kişi presi yaparsan da olur abi. Bir oyuncu tek başına pres yapamaz yani. Yaparsa da ön taraf çok şey yaramaz yani. Çok hareketsiz. Onu işaret yaparsan öyle deli dana gibi yani koşturmasın. Onların hepsi esasında bu saydığımız nedenlerin hepsi birer domino taşı gibi birbirine bağlı şeyler. Niye Şimanski'yi eleştiriyoruz son 7-8 maçtır? Çünkü 7-8 maç öncesine kadar Fenerbahçe
oyunu hep böyle rakip yarı sahada oynuyordu. Dönenleri topluyordu, bir daha oynuyordu. Dönenleri topluyordu, bir daha oynuyordu. Ön taraf biraz daha hareketliydi. Szymański'yi sen 50 metre geri koşturduğun zaman demek ki ondan verim alamıyorsun demektir zaten. Eğer topu yakın, yani böyle yayın mayın oralarda onu ikiye bir de kullanan, şut tehdidi olarak kullanan, oyunu orada oynadığın zaman etkili olan adamlar, bu Szymański de olsa, işte Dzeko da olsa, Tadic de olsa hemen bunlara eleştiri geliyor. Biz orta sahayı boşaltarak, yani biz transfer döneminden önce oynamış olsaydık keşke bu maçı şöyle. Yani bu ama şey, falan Erdem ama şey, Dzeko ile Tadic'e de fiziksel düşüş var, onu görmek lazım. Var, işte onlar bir takım Ulaş. Ulaş, yok, teknik eğitim onu görmesi lazım Erkan, fiziksel düşüş var. Hepsi birbirine bağlı, niye? İşte diyorum ya, ön taraf daha hareketliydi sezon başında. Dönenleri işte topluyorduk. Bir de Fred diye bir gerçek var. İsmail, Crespo falan böyle çok hani böyle şey gibi devamlı ileride oynuyorduk. Ama şimdi bu hat kırılınca, Fred olmayınca, bir de oraya Krunić'i sokunca sanki böyle önceden daha böyle verimli çalışan motorun ayarlarını bozmuş olduk. Kendi elimizde bile. Kendi transfer dönümümüzde yaptık bunu yani. Şimdi Zaitis diye bir adam var, yabancı akı. Kimi çıkarsak, kimi çıkarmasak diye konuşuyoruz. Adamı hiç kullanmayacaksın belki sezon sonuna kadar. Böyle bir lüksümüz yoktu. Transfer döneminde çok büyük hata yaptık. İşleyen makine kendi kendine, bizim kendi hamlelerimizle ister istemez bir şey, daha kötü bir senaryoya bizi yönlendirdi. Yani hocanın çok büyük eksikleri var. Yani İsmail'in bugün çıkması oyunu tamamen Rus ruletine çevirdi. Biz bugün 3-2'de kaybedebilirdik. O adam son direkte, arka direkte offside olmadan o pozisyona girmiş olsaydı daha işte sen 3-2 mağluptun. Yani o da bir hani bir büyük takım, şampiyonluğa oynayan büyük takım. Yani kendi evinde bu şekilde maç vermez. Hele hele hamlelerle... O sayının maçı hangi kanalda Erkan? Onu da açayım ben. TV8 mi? Şey, yarın değil mi ya? Bugün değil pazar, mi? Pardon, pazar ya. Pardon, kafayı karıştırdım ben. Cumartesi zannettim. Haftaya dediler ama benim bildiğim o sayının maçı. Yanlış. Yok ya, üçüncülük maçı dün oynanmış. Bugün. Birazdan. Kuzun haftaya değil de ondan sonraki hafta görürüz inşallah o sayıyı. Ya o sayı da lazım ha bu takım. O sayı da lazım. Tabii yani. Lazım ya. Kafasının arkasında görmeden topu havaya dikiyor Mert Müldür ya. Tabii. O sayı haftaya burada ya. Ama Mert Müldür'e daha ihanet etmeyin. Yok ya, ihanet değil. Bence o sayı yokken gayet iyi daha. O sayıdan farkı çok. O sayı orta sahaya bile gelip top kapıyor abi oradan. İçe girip mesela merkeze sen girip. Sen o ikinci golü yemez mi? Abi bu adam da skor üretiyor sana abi. O ikinci golü yemezdin o sayı olsa. Tabii yemez. İkinci golü yemezdin. Abi bu adam da skor üretiyor abi sana. Hiç, İkinci golü yemezdin. Bekle alakalı bir sıkıntı. Fenerbahçe'nin bugün bekle alakalı en ufak bir sıkıntısı yoktu abi. Yani sadece Ferdi'nin yaptığı hata. Sıkıntı olmayabilir. Bak başka bir şey diyorum. Diyorum ki o sayı çok farklı. Abi bekle alakalı ne sıkıntınız var? Siz iyi misiniz ya? Sen bugün yenileceksin ya. Abi adam dili dışarı çıktı adam haftalardır. Orta Türkiye yedim, Kupası her maçta adam ilk 11 oynuyor abi. Mert Müldür bayağı iyi oynuyor bence de. Yaşı mevzunuyor. Bayağı iyi oynuyor abi. O Mert Müldür'ün Dzeko'nun kafasına attığı topu o sayı 50 defa denese bir tanesini atamaz abi. Ay o kadar büyük sıkıntılar var ki takıma taktik oyuncu bazında. Bence sıra oraya hayatta gelmez bile yani. O anlamda da diyorum aynı zamanda yani. Hani bence gayet iyi oynuyor. Aynı fikirde olmasak bugün yok. Seni sadece hoca abi hoca. Senin hoca performansın sana bu puanları kaybettiriyor. Ne bekle başka bir şey. Etkiler abi. Yani o sayı bence çok önemli oyuncu. Bence o sayı olsa hiçbir şey değişmeyecek. Mert Müldür falan ben Mert Müldür'e falan mesela şu maç üzerinde Mert Müldür'e falan laf söylemek hocayı atlamaya çalışmak olarak görüyorum. Ben Mert Müldür'e nasıl söylemek diyorum ki takımda atletizm eksiği var diyorum yani. Bu olsayı abi son 15 dakika bütün topları havaya diktiniz. Aynı maç. Aynen ya ben bunları anlamıyorum. Kafası bir de nasıl dikiyor? Ben anlamadım kafayı. Abi bu Mert Müldür sevicini nereden geldi? Abi adam vuruyor bir de adamın dili dışarı çıktı artık. Adamın dili dışarı çıktı artık. Adam sürekli tamam zaten adam gelsin ondan sonra girsinler. Adam 3 günde bir her maça çıkıyor 90 dakika oynuyor. İlk senenin başındaki o sağ taraftaki etkinliğimiz bence yok abi. Ya Mert belki biraz daha iyi orta açıyor ama önündeki oyuncuyla çok iyi anlaşabildiğini düşünmüyorum yani. Mesela biz o sahayı varken o tarafı daha iyi işliyorduk. Ayrıca o sahayı çok iyi sırtı dönük oyuncuya pres yapıyor, kontra engelliyor. Yani atletizm olarak döndü. Bence o sahayı kesinlikle önemli. Bakalım haftaya oynar işte büyük ihtimalle. 11 başlar bir zaman. Neyse arkadaşlar bence uzun bir yayın oldu. Bu saatte geç oldu zaten. Tamam. Hepinizin de ağzına yüreğine sağlık. Ama işte keşke 3 puan alabilseydik değil mi? Evet, üzülüyor böyle şeylere. Ne bizim bir dahaki maç ne zaman? Cumartesi değil mi haftaya? Cumartesi. Galatasaray'ın hafta içi maçı var. İnşallah yorgun çıkar. Pazar maçı. Yani Ankara Gücü de bugün yenildi. Onlar haftaya pazar Ankara oluyor. Gücü yenildi iyi oldu. Ateş attılar işte. Onların da sıkmaları gerekiyor küme düşmemek için. İyi oldu yani.
bu Galatasaray Alanya'ya da gidecek. Bunu söyleyeyim. Alanya da küme düşme hattında. Ama yani boşuna... Ya yok abi, ben Alanya'nın da şimdi bak Samsun'un Fenerbahçe maçındaki performansı, Galatasaray maçındaki performansını gördük. Antep'in Fenerbahçe maçındaki performansı, hırsı, isteğini ve Galatasaray maçındaki hırsı, isteğini, performansını gördük. Şimdi Alanya. Ya Hasan, söyleyeceğiz. Tarihteki öğrencilerine. Sen boş ver onları. Tamam, bakalım abi, göreceğiz işte. Bak bugüne kadar yanılmadım ben bu söylediklerimde. Bundan sonra bakalım işte, Alanya deplasmanına gidecek. Galatasaray göreceğiz orada, bakalım Fatih Tekke nasıl futbol oynatacak. Bakayım bu sağ kenarında öyle şampiyon. Bu arada bak, ben mücadelesini yemin ediyorum kutluyorum abi. Sen herkesle mücadele et böyle. Her takım bu şekilde mücadele etsin. Benim buradaki kızgınlığım abi, neden Fenerbahçe'ye gelince mücadele bu şekildeyken rakibe gittiğin zaman hep bir kabullenilmiş maçı yeme var yani. Doğru. Ya o abi, Hasan sen yayın açacak mısın bu arada? Ben kapatayım, istersen Ulaş abi ben sizi açın. Ben açmayacağım ya. Ulaş abi açıyorsa açsın abi. Bu arada şu demin Cenk'in söylediği şeyle ilgili bir şey söyleyeyim abi. Zaten takım orta kafa gol oynadığı için aslında biz o etkinlikleri görüyoruz. Yoksa Mert Müldür bence ceza alanının içine girebilen bir futbolcu ki yaptığı o vuruş da zaten ceza alanına girmesi sonucunda gerçekleşti. Burada bence takımın dediğim gibi oyun planında sorun var abi. Sürekli orta açan bir takım olamaz. Yani yok yani böyle bir plan, oyun planı yok. Abi defansif anlamda olsa Mert'in çok önünde. Tabii. Onu söyleyeyim. Aynen. Defansif anlamda olsa Mert'in çok çok önünde. Ama ben şunu düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'nin yani yaşadığı sıkıntıların bekle falan alakası yok. Yani bugün Osayi geldi, Fenerbahçe'nin problemi çözülmeyecek. Onu söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe'nin ana problemi teknik ekip ve hocanın özellikle oyunun sıkıştığı yerlerde oyuna ettikleri yanlış müdahale. Fenerbahçe bugüne kadar kendi sahasında 11 tane puan kaybetti. Bak 11 puanı Kadıköy'de verdim. 3 Trabzon'a, 2 Samsun, 2 Alanya, 2 tane de Galatasaray'a. 11 puan kaybettin. Ve Fenerbahçe bu kaybettiği 11 puan, yani baktığın zaman şampiyonluk yolunda kendi sahanda 11 puanı böyle bir... Ya Galatasaray'ı çıkartıyorum, 9 puanın abi hiç izahı yok. Kimse kusura bakmasın, kaybetmemesi lazım. Ben geçen sene de aynı şeyi söylüyordum. Sen Galatasaray'a geçen sene kendi evinde yensen de şampiyon olamıyordun abi. Çünkü sen küme düşen takımlara 9 puan vermiştin. 6 maçta 9 puan. Bir de kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Bak Bağış abi, şurası da çok önemli. Bugün taraftarı hiç konuşmadık ama ne yazık ki Kadıköy'de tribün emekçisi bazı, orada iş gerçekten tribün işini layıkıyla yapan kardeşlere, dostlara selam olsun. Ama onun haricinde Kadıköy'de ne yazık ki bir skor taraftarı var abi. Fenerbahçe iyiyse iyi olan, Fenerbahçe kötüyse itekleyemeyen bir taraftar var. Bunu da söylemeden yayını kapatmayayım abi. Yani, Cenk söyledi değil mi? Hani futbolcu gergindi falan diye. Değil mi şeyde 1-0'dan sonra? Abi yanındaki adamlar 1-0'dan sonra herkese küfür etmeye başladılar. İşte Tadiç'in anasına bir ayrı girdiler, Ceko'nun anasına ayrı girdiler, Şimanski'nin anasına ayrı girdiler, Çağlar'ın anasına ayrı girdiler, Ciku'nun anasına ayrı girdiler. Bak ben 1-0'dı maç. Yani zaten şeyi hissedebiliyorsun, gerginliği. Hem takımda var hem taraftarda var o gerginlik, aynı gerginlik. Yani bunların ikisi birbirini doğuran şey. Tamam, çok sağ ol. Ağzınıza sağlık. Niyeciler.